Yes. Top sende Armand. Benim mi? Sadece merhabalar. Bakıyordum da yani soru soranlardan sadece iki kişi var. Formda soru soranlardan. 11 yine... tane 11 kişi soru sormuş formda. Biraz daha bekleyelim mi? 2 dakika daha. Tam 7 olmamış. Kontrol sende hocam. Sen nasıl diyorsan öyle. Burada olup da sorusu olanlardan başla bence. Evet, baştan başlayayım en aslında. Evet, öyle yapalım o zaman. Şimdi ilk başta Muhammed Solmaz sormuş. Bir personal chief service yapıyor. Yemekler yapıyor herhalde. Facebook ve Instagram'da görünür ve bilinir olmanın yolları. Ayrıca sosyal medyada satış için izlenmesi gereken yolun inceliklerini soruyor arkadaş. Muhammed Solmaz'ı ben Facebook'tan da takip ediyorum. Gayet güzel, başarılı şeyler yapıyor. Yani yemekler gerçekten iştah açıcı. Bizim gibi şişmanlar için pek uygun değil ama olsun. şimdi başta Facebook ve Instagram aslında ve çevrede diyor. Yani local, yerel yerde nasıl tanınır ve bilinir olur daha çok önemli. Sadece onun için geçerli değil. Sadece onun yemek sektörü için geçerli değil de birçok sektör için geçerli. Ben burada en işe yarayan yöntemi aslında Eventbrite'tan çeşitli eventlere gitmek. Orada sosyalleşmek, orada network'unu kurmak. Her event'te 3 kişiyle zaten bir network'unu geliştirirsen bir yıl sonra çevrede senin gerçekten iş konusunda senin işine yarayabilecek en az bir 30 kişinin olur. Zaten bu işler genelde biz burada sıfırdan geliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ne kültürlerini biliriz, ne ticari anlamdaki deneyimleri biliriz. Neyi severler, neyden hoşlanmazlar, hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden aslında başta olması gereken biraz incelemek. Yani biraz uzaktan böyle kuş bakışı yapmak. Özellikle de sizin rakibiniz olan kişilerin, şirketlerin ne iş yaptığını, nasıl yaptığını bakmak. Yani biraz da kopyacılığa geliyor ama tam kopya değil de rakiplerin ne yaptığını bakıp ondan daha iyisini yapmaya çalışmak. Mesela Lale Hanım'ın bir sağlık turizm şeyi var. Buradaki pozitif nokta şu. Lale Hanım bir Türk. Türkiye'deki sağlık turizmini buradaki birçok İngiliz'den çok daha iyi biliyordur. Oradaki işleri nasıl işlediğini daha iyi biliyordur. O konuda kesinlikle bir avantajımız var. Diğer taraftan da bir dakika. Diğer taraftan da baktım mesela o Muhammed Bey'in şirket sayfasında, Facebook sayfasında hashtag kullanıyor. Mesela hashtag kullanımı çok önemli. Çok 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 önemli. Çünkü sadece bir şey yazmak değil olay. Senin bulunabilirliğin olman lazım. Senin bir şekilde o gruplarda, o bulutlarda bulunman lazım bir şekilde. O yüzden hashtag olayı çok 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 önemli. Mesela bir paylaşımda mesela hemen bakıyorum şu anda. Bakıyorum hemen. Dur. Burada buldum. Evet. Çok çok güzel bir paylaşım yapmış ve orada da Spring Onion Egg Salad diyor. Yani soğanlı ve yumurtalı bir yemek yapmış. Görünür de fotoğraf profesyonel. Çok güzel, çok iştah açıcı. Ama hashtag sadece benissimo var. İtalyanca çok güzel demek. Çok iyi.
Egg salad var. Mesela burada çok 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 iyi bir şekilde lunch meal veya lunch box tarzında bir hashtag de eklenebilirdi. Çünkü lunch meal'e baktığında milyonlarca kullanılan bir hashtag. Aslında birçok paylaşımlarında Muhammed Bey'in bir call to action yok. Yani bir çağrı yok. Sadece paylaşıyor. Bu bir salata. Bu kadar. Halbuki arkasından bir cümle eklenebilir. Bu salatadan istiyorsanız arayın veya bu salatadan istiyorsanız bizi şu lokasyonda bulursunuz tarzında, eğer sabit bir kafesi bir şey varsa, onu bilmiyorum. Bir o insanı bir harekete geçirmek lazım. Sadece biz bu hizmeti veriyoruz. Bu kadar değil. Siz de bu hizmetimizden faydalanmak istiyorsanız veya siz de kendinizi bu hizmetten iyi bir şey kazanacağınızı, geri feedback alabileceğinizi düşünüyorsanız iletişime geçin. E-mail, telefon, adres, herhangi bir şey olabilir. Neyi kullanıyorsanız. Diğer bir hata burada aslında iletişim adresinde Gmail adresi kullanmak. Gmail adresi kullanmak aslında kötü bir şey değil. Sadece profesyonel değil. Profesyonel olmak istiyorsanız kesinlikle bir domain e-mailiniz olmalı. Yani Yorgun Savaşçı @hotmail.com değil de ali@şirketinadı.com veya info@şirketinadı.co.uk gibi olması lazım. O biraz önemli. Şimdi ikinci bir dakika. Hemen bakıyorum. Şimdi ikinci Beykan Büyükkaya sormuş. Kişi özel hediyelik eşya, promosyon ya da cep aksesuarları tasarlayıp satmak benim planım. Para ticarettedir. Bizim iş kişisel ve bilgi ve tecrübe dayalı. Şimdi aslında burada olay kişiye özel hediyelik eşya. Bu kişiye özel hediyelik eşya aslında çok 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 geniş bir tanım. Ben bu işe girişmek isteseydim kendim, daha niş, daha dar bir alanda girerdim. Çok çok fazla geniş değil de daha dar bir alanda derken, mesela kedi sevenlere özel eşya, yani özel eşya. Mesela cat lovers veya ne bileyim ben, balıkçılara özel. Biz çok seviyoruz. Yani balıkçılara özel şapkalar veya tişört dizaynları vesaire vesaire. Normal bir tişört 5 pound ise, balıkla ilgili bir tişörtse 10 pound da seve seve veririm. Burada biraz fark var. Bu işte aslında kişiye özel hediyelik eşya baskı olaylarında şöyle bir kolaylık var. Printify diye bir sistem var. Bu sistem print on demand olarak çalışıyor. Sen kendi siteni Shopify'dan kuruyorsun. Shopify sistemini kullanabilirsin. Ve print on demand'ı da sistemiyle sayesinde müşteri kendi logosunu veya kendi yazısını da ekleyebilir. Bir kupanın, bir bardağın, bir şapkanın, bir tişörtün, herhangi bir eşyanın üstünde. Ve bu order direkt Printify.co.uk'ye gidiyor. Onlar da baskısını ayarlıyorlar, kargosunu ayarlıyor, her şeyi ayarlıyor ve bunlar hepsi otomatik oluyor. Ve bundan size bir komisyon kalıyor. Mesela siz bir ürünü 30 pound'a satıyorsanız, sitenizden satıyorsanız en az yarısı size kar olarak kalıyor. Gerisi Printify hallediyor. Yani Printify'in giderleri. Buradaki aslında daha dar, daha niş bir anlamda dediğim şey içindir. Hem birincisi daha büyük şirketlere, her şeyi kaplayan şirketlere rekabet biraz zor. Diğer taraftansa Facebook'tan veya Instagram'dan veya başka bir yerden bir reklam, bir
şey hedeflediğinizde çok daha kolay olur. Mesela kedi örneği verdim. Bu köpek örneği de olabilir. Mesela İngiltere'de köpek seven çok. Brighton'da 5 kişinin 6'sının köpeği var. Herkesin köpeği var. Mesela dog lovers için kişiye özel telefon kılıflar olabilir vesaire vesaire. Birileri burada yazmış. Even Bright. Aslında Event Bright. Evet. Ali Burak yazmış. Güzel. Şimdi aslında Ayşe Hanım size de gelecektim ben. Sizin sitenizde şöyle bir şey var. Sitenize bakarken siteniz hiç Google'da yok. Google'da yok olmasının sebebi şu. Robots.txt'ten user agent disallow olmuş. Yani hiç Google robotları sizin sitenizi indekslemiyor. Bu işlerden anlayan arkadaşınıza söyleyin, bunu halletsin. Halledemiyorsa da ben yardımcı olabilirim. Sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederim. Ama ben sıradan gidiyorum bütün arkadaşlar için. Şu anda Bekan Bey biraz sonra size de gelecek aslında. Şimdi İlksen Hanım'ın tanınır olmak var. İlksen Hanım çok güzel bir iş yapıyor. Peyzaj ve bahçıvanlık. Yani benim kesinlikle hobim olabilecek bir iş. Çok seviyorum. Ve şimdi siteler yaparken, web tasarımla uğraşırken birçok müşterim genelde construction business işinde, sektöründe ve bunların içinde çok landscape olarak var. Yani bahçıvan olarak var. Şimdi İlksen Hanım daha çok nasıl tanınır olursunuz konusundaysam, birincisi yaptığınız her işin önce ve sonrasında resimleri çekebilirsiniz. Before, after. Resimler çok önemlidir. Yani orada insanlar bir bahçeye ellerinizi koymadan önceki ve sonraki halini bir anlasınlar. Farkını çok güzel anlatabilirseniz çok güzel hashtaglerle, mesela sadece bahçıvanlıkla alakası hashtaglerle değil de local hashtagleri. Yani siz şimdi sanırım Oxford'a taşındınız. Oxfordluları ilgilendiren hashtagleri. Cambridge, özür dilerim ama sözünüzü kestim. Cambridge. Fark etmez. Örnek. Teşekkür ederim düzeltme için. Diğer olaysa burada nasıl tanınır olmak? Olay aslında müşterinin network'unda ağızdan pazarlamakta. Siz işinizi güzel yaptıktan sonra zaten o müşteri seve seve arkadaşlarında, komşularında vesaire sizi önerecektir. Yani başka yolu yoktur. Yani bu ülkede ben onu çok güzel bir şekilde gördüm. Yani benim kendi müşterilerin yarısından fazla başkalarından duymuş, güzel iş yapmış diye geliyor. Siz de mesela çok güzel iş yapıyorsunuz. O müşterilerde biraz fazladan verin. Mesela dün Baha ve Burçin Brighton'a geldi. Onlarla biraz sohbet ediyordum ve Baha'ya da söyledim. Aslında siz bir restorana gidiyorsunuz. Ona da örneği verdim. 100 lira bir kebap yiyorsunuz. Ama o kebaptan sonra bedava gelen o 1 liralık çaya çok seviniyorsunuz. O sizin daha çok aklınızda kalıyor gibi. Mesela bu çok basit bir örnek. Siz de mesela o müşteriye söz verdiğinizden biraz daha fazla, yani beklentiden fazla bir şeyler yaptığınızda, minik küçük şeyler de olabilir bunlar. Sadece illa daha büyük işler değil de. Onlar bunu asla unutmayacak. Yani bunu bir iyilik olarak görüyorlar. Hani parasını verdim de işini yaptığı olarak değil de iyilik olarak görüyorlar ve bu iyilik mutlaka size dönüyor. Bir şekilde dönüyor. Diğer tarafta tanınır olmaksa, biraz önce Eventbrite örneği verdim. Eventbrite örneğinde mesela çok fazla, özellikle kadınlar için kahvaltı toplantılar oluyor. O kahvaltılı toplantılarda çok fazla business networking oluyor. Orada kendinizi
sadece orada kartvizi dağıtmaya değil, kendinizi şahıs olarak, birey olarak da kendinizi tanıtmaya gidebilirsiniz. İlla oraya böyle postacı gibi bir kartvizi dağıtmaya değil. Kesinlikle sadece ilişkiler, insan ilişkileri iş ilişkilerinden önce olsun. Ona biraz önem, yani ona biraz güven istiyorlar. Sizden biraz güven istiyorlar. Neden sizi alalım? Niye size bir bu işi verelim? Neden kendi bahçemi size sunayım, yani sizin elinizi bırakayım diye. Buna bir neden vermelisiniz. Ve başta bahsettiğim o before after resimleri, bak mesela çiçek, evet. Excellent çiçek, güzel. mesela o before after resimlere çok çok önem vermelisiniz. Mesela ben baktım sizin Instagram'ınızda paylaşıyorsunuz. Yaptığınız işi, iş yaparken paylaşıyorsunuz ama mutlaka bir before after resmi olsun. Buna kesinlikle önem veriyorlar. Kesinlikle. Şimdi bir sonraki Lale Hanım'a geliyoruz. Evet, aktif kullan. Hatta özür dilerim. Armando. Hatta yapılış videosu da çekerseniz timelapse, o da çok güzel olabilir. Kesinlikle. Yani hızlandırılmış bir video olarak o da ilgisi çeker. Onu da Instagram veya Facebook'tan çok YouTube'da kullanılabilir. Yani şirketin YouTube hesabında da kullanılabilir. Orada da mesela başlıklar ve yani YouTube videosu SEO amaçlı olursa derken mesela landscaping in Cambridge, landscape designer in Cambridge, landscape design service veya ne yapıyorsanız o anda Google arama sonuçlarında görürseniz en başta en üstte reklamlar geliyor. Sonra da harita geliyor. Sonra da videolar geliyor. Sonra da normal SEO içeriği geliyor sıralama. Yani videolarla Google'un en üst sayfalarında olabilirsiniz. Ve oradan da gerçekten müşteri çekebilirsiniz. Yani mesela bu belki... Bu arada hani SEO'larda YouTube videoları daha hızlı çıkıyor. Google sonuçlarda, evet. Aramalarda. YouTube videoların altına da kendi sitenizin şeyini verebilirsiniz. Linki. Evet. O olabilir. Yani elbette description'da sadece videonun içindeki kendi logonuzun watermark olarak değil de description'da iletişim bilgilerinizi, e-mailinizi, site linkini, o da SEO açısından o da faydalı. Veya e-mailinizi, telefon numaranızı verebilirsiniz. Hem de backlink de yapmış oluyorsunuz böylece siteye. Evet, SEO amaçlı derken işte site linki o yüzden söyledim. Evet, SEO amaçlı. Diğer bir konuysa aslında bu sanırım bitti şeyin, yani İhsan Hanım'la ilgili, şimdi Lale Hanım'a geleceğiz. sağlık turizmi olarak siz Türkiye'de ne tür hizmetleri sağlıyorsunuz? Aslında biz de şöyle, eşimin çalıştığı hastanede biz 7 yıldır sağlık turizmi işini yapan bir şirketle birlikte çalışan bir ekibiz ama Almanya, Danimarka ve Norveç bizim hasta profilimiz. Ben işte İngiltere'ye gidip çocukları orada okutayım, İngiltere ayağı olayım dedim. Bütün obezite cerrahi, saç ekimi, diş, check-up, birçok aslında program var bizim şeyimizde ama... Ben daha yeni başladım, yeni girdim sayfaya. 3 Haziran'da başladı benim sayfam çalışmaya. Bir alanda profesyonel olduğumuzu gösterelim diyerekten Mehmet Bey'le etüt ederken dedi ki o bir alanda profesyonel olduğumuzu gösterelim. O zaman dişten girdik ilk etapta. Dolayısıyla hep şu anda diş paylaşıyorum. Aslında en büyük sıkıntım before after. Özür dilerim. Orada görüyorsunuz. Araya gireceğim. Özür dilerim. Lale Hanım'ın fikri şöyleydi. Instagram'da her alandan şey paylaşmak istiyorum. Üç yani, tane mesela. Üç tane diş, üç tane obezite, böyle sırayla gideyim demiştim ama orada Mehmet Bey dur dedi, öyle yapma. Bence niş olarak yaparsan daha iyi olur dedim. Çünkü insanlar hani niş sadece bu bir iş üzerine profesyonelmiş
olduğunu görmek onlara daha güven verir. Ve o yüzden daha iyi seni sorgular ve takip eder diye düşündüğüm için söyledim. Evet. Yani evet, o niş konusunda haklısınız. Veya Instagram'da aslında birçok şirket bir ana hesap kullanıyor. Bir ana hesap, şirketin ana hesabı ve yavru hesapları. Yavru hesapları genelde niş oluyor. Mesela bir hesap diş için, bir hesap obezite için, bir hesap check-up için, bir hesap başka bir şey için. Genelde o şekilde kullanıyorlar. İncelemelisiniz, onu bilmiyorum yani sağlık sisteminde İngiltere'de nasıl kullanıyorlar bu konuyu, ama siz 7 yıldır bu iştesiniz ve Almanya, Belçika ve bahsettiğiniz diğer ülkelerde mesela başarı oranınız nedir? Orada obezite de çok iyiyiz burada. Kendi doktorumuz var, çok iyi. Ve o oradaki, ama hasta profili çok yüksek. Obez hasta profili bu ülkelerde. Ama İngiltere'de benim gözlemlediğim, dedim ki İngiltere'de ben obez insan neredeyse hiç görmüyorum. Yani dışarıya çıktığım zaman. Hani herkes diyor ki onlar evde yatıyorlar falan, ama gerçekten yok yani. Sokakta o kadar az insan var ki dedim ki profilim de çok olmayacak yani, potansiyel hastayı da yakalamayacağım. Ama diş konusunda ciddi potansiyel var. Hani onu çok gözlemliyorum. Çünkü bir de dişi karşılamıyor sağlık sistemleri, onların istediği şeyleri. Dolayısıyla hani buradaki açık beni oraya itti ve en çok hani komisyonla çalışacağız biliyorsunuz. Dişteki rakamlar yüksek olduğu için benim ihtiyacım olan business plandaki rakamları sağlamamı diş sağlayacak. Yani yakalamamızı diş sağlayacak. O yüzden de dişe odaklanalım dedik. Şurada sıkıntım var. Her branşın altına bir tane açsam hesap, yani takipçi yakalamak acayip zor bir şey. Korkunç bir durum yani. Ben işte bir 20 gündür bununla uğraşıyorum. 200 kişi yakalamışım yani. O aslında yani böyle pat diye olacak bir iş değil. O yıllar içinde yavaş yavaş böyle yavaş yavaş bu yapılabilir bir şey. Şu anda mesela siz, evet, sadece dişe odaklanmak istiyorsanız sadece dişe odaklanın. Hiçbir başka bir şeyle uğraşmayın. Kesinlikle uğraşmayın, hı-hı, o zaman. Tamam. Şöyle, siz mesela bu müşteri bulma konusunda yine sizin için de geçerli. Mesela Eventbrite gibi şimdi korona yüzünden pek bir eventler, şeyler olmuyor. Toplantılar vesaire olmuyor ama bir şekilde bitecek. Hep böyle devam etmeyecektir büyük ihtimalle. Orada siz de mesela bireysel networking'e önem verin. Kesinlikle ona önem verin. Bununla kalmayın. Sonra da bu ülkede fuar konusunda mesela çok gelişmiş, çok fazla var. Onları bir takip edin. Bakın, yani gerekirse o fuarda mesela siz mesela kendi İngilizcenize güvenmiyorsanız, fuarda başında standa kalabilecek, İngilizcesi çok iyi olan bir eleman bulabilirsiniz günlük ödemeyle. Siteniz profesyonel olmalı ve orada bir müşteri girdiğinde, ilk girdiği anda iyi bir izlenim bırakmalı. Yani neden bu şirkete güvenmeliyim, neden bunlara para vermeliyim? Siz sadece mesela Türkiye'deki bir hastaneyle bağlantı sağlamıyorsunuz. Siz onların uçak biletlerinden, havalimanı transferlerinden, otel hastane transferinden vesaire mesela birçok hizmet sağlayabilirsiniz bu tür, evet, insanlara. Yani onların uçak biletine gidenler gibi aynı. Onlar da o şekilde. Evet. Yani onlara bir güven sağlamalısınız aslında. Site tıklanması, bakıyorum sürekli takip ediyorum. Site tıklanması o kadar az ki bizim işte. Yani hiç siteyi tıklamadan en az 20 kişiyle ben şu anda yazışıyorum. Amerika, İspanya, o attachment'ları ekledim, İsviçre. Sürekli yazıyorlar Almanca. Her dilde yazıyorum şu anda. İnanılmaz. Evet, aslında birçok kişi mesela siz herhalde yani Instagram'da devam ediyorsanız pazarlamaya, yani müşteri yakalamaya, evet, birçok kişi yazmıyor. Mesela beni de birçok müşteri yani siteyi tıklamıyor bile. Adamlar, tıklamıyorlar, evet. Adamlar bakıyorsun hizmetlerine bakıyorlar, numaralarına bakıyorlar, numaraları arayıp konuşuyor. Ben bugün iki müşteriyle 2 saat harcadım konuşarak. Aynen maalesef. Öyle. Yani maalesef öyle. O bir otomatikleştirme olayı yok. Siz, evet, o şekilde de yapabilirsiniz. Yani bir
Son bir sorum var. Son bir sorum var. Çok öncesi sonrası yaptığım resimlerim çok fazla beğeni alanları var mesela. 500 kişinin baktı ama onları Instagram ve Facebook reklam verdirtmiyor. İnsan yüzü olduğu için diyor sen bunu reklam veremezsin. Sponsorlu reklam onları giremiyorum. En çok tıklananları. Onları mesela grafiksel anlamda böyle çizgileştirsem çok mu basitleştirmiş olurum? Mesela öyle hale getirsem diyorum grafikçi arkadaşlarla konuşup. Acaba o şekilde reklam versem basitlik mi olmuş olur? Kroplayamaz mı resimleri? O reklamlar o şekilde olabilir veya buradan kesin. Sadece zaten kestik. Benim sayfada baktınız mı? Sadece ağız var. Sadece ağız var ve reklam veremiyorum. Öncesi sonrası sadece diş var. Ama ben reklam veremiyorum. Verdirtmiyor yani. Hem Facebook hem Instagram. Yok sadece Instagram'da Facebook arasından veriliyor. Evet. Bunu bilmiyorum. Bunu bir bakmak lazım, araştırmak lazım. Nedir, ne değildir, nasıl atılabilir? Başka burada bilen var mı konuyu? Ya mesela fotoğraf, geçen gün bir tane reklam verdim. O reklama da Facebook'tan çok ciddi dönüş oldu. Ama o reklam çizimdi yani. Gerçek bir resim değildi. Sadece göstermek içindi implantın şeyini. Orada girebildik, onu girebildik ama diğer öncesi sonrası fotoğraflarım çok aslında bakılıp gözlemlenirken onu reklam giremiyorum. Anladım. Microblading yapanlar, güzellik üzerine kaş yapanlar, çizenler müşteriden her zaman izin almıyorlar. Sonuçta sadece göz bölgesi olduğu için oraya giden müşteri tanınmıyor zaten. Bunu paylaşabiliyorlar, bunu bir araştırın isterseniz. Paylaşımda sıkıntı yok, paylaşıyorum. Ama sponsorlu reklam giremiyorum. Hani siz düşüyor ya araya reklamlarım. O reklamı giremiyorum. Anladım. Onu bir bakalım, araştıralım. Bir çözümü bir şekilde belki buluruz. Belki Mehmet Bey de bulur. Bakarız. Yani. Ya çok sevinirim onun o için. O aslında olmaması gereken bir şey. Yani sonuçta bir insan yüzü, birçok reklamla ben görüyorum insan yüzü. Buna hiçbir sıkıntı yok. Diğer taraftan da şeylere de önem verebilirsiniz. Müşteriden izin alarak işlemden sonra kısa 30-40 saniyelik videolar. Yorum tarzında, testimonial tarzında videolar çekebilirsiniz. Hastanede veya başka bir yerde veya müşteri eve gittiğinde kendi telefonundan da çekebilir bu videoyu, size gönderebilir. Mutlaka memnun bir müşteri bunu seve seve yapar. Anladım, benim tamam. İstanbul'da dişim var, sorsa kesinlikle yapar. Niye yapmayayım? Hiçbir şey değil. Tamam, yani bir şey söylemek istiyorum şeyle alakalı. Benim mesela burada komşum var. Buradan Türkiye'ye çok fazla dişe iş yaptırmaya giden insanlar var. İngiliz bir komşum var mesela. Sohbet ederken anlattı. Dedi ki, Didim'e üstelik yani. Didim'e diş yaptırmaya gitmiş adam buradan ofis olarak. Yani burada 20 bin pound halledeceğini bütün ağzını 4-5 bin pound'a bayağı da ünlü bir dişçi varmış. Onlar için ünlü. Yani bütün İngilizler o dişçiyi tanıyor mesela Didim'de. Adam bana bayağı detaylı anlattı. Dedi ki gittim bak ağzımı komple orada yaptırdım. İşte şu adam şu kadar kaldım bilmem ne. Çok var buradan giden Türkiye. Bu diş turizmiyle alakalı. Ben zaten şu anda onların sayfalarına saldırdım biraz. Yorum yapan kişilerini followladım. Ondan sonra onlar beni engellediler. Şimdi giremiyorum sayfalarına. Bu aslında beni ilk engelledikleri gün sinirimden kişisel sayfamdan girip tek tek like yaptım hepsine gene oturup yani. Aslında biz kazanalım değil mi? Onlar çok kazanmışlar. Aslında Lala'nın bu iyi bir taktik. Yani rakiplerinizi değil, rakiplerinizi takip eden kişileri çok güzel bir taktik. Evet, ben follow yapıyorum. Yani onların yorum yapan kişilere follow yaparak o 200 kişiyi yakaladım yani. Evet. Şimdi aklıma geldi siz bunu deyince. Ben daha önce başka bir müşteri için landscape design olan bir başka bir müşteri için bunu Pinterest'te yapıyordum. Pinterest'te çok güzel bir trafik kaynağı aslında. Orada da bu diş öncesi sonrası şeyleri paylaşabilirsiniz. Orada sitenizin linkini veriyorsun resimlerde. Orada tıklayarak sitenize gidiyorlar. Sitenizi bilmiyorum. Chat'te bir yazar mısınız? Benim sitem mi? Evet. Sitem şu anda aktif değil. Aktif değil, okey. Sitenizde mutlaka bir
lead capture, bir form olmalı. Yani müşteri orada bilgilerini bırakmalı. Yani sadece müşteri girdi çıktı olmasın. O müşteriyi bir yakalamalısınız. Bir şekilde onu bir formla olur veya bir Facebook pikseliyle olup da sonra onlara remarketing yaparak, ona sürekli göz önünde bulunarak, yani Facebook'a reklam vererek de olabilir ama mutlaka bir form olsun. Sitenizde bir, mesela çok basit bir şekilde yeni bir dişlere, yeni bir daha güzel bir gülümsemeye var mısınız? O zaman ad, soyad, telefon, e-mail bırakın, biz size ulaşalım. Tamam. Bunlar size hep e-mail ile gelir ve o e-mailleri sonra siz MO'lara ulaşırsınız. Bir ay sonra tekrar bir hatırlatma yapabilirsiniz. Bir ay sonra olur, iki hafta sonra olur. O siz kendiniz ayarlarsınız zaten zamanlamayı. Ya şu anda yazıştığım herkesle her pazartesi günü iyi haftalar diye mesajlaşıyorum sürekli. Hani uçuşlar olmadığı için onlara bir çiçek gönderiyorum, iyi haftalar diyorum, bir like atıyorum falan. Evet, kesinlikle yani bu neydi? Gözünden uzak, gönlünden nasıl bir söz vardı? Irak, gönlünden Irak mı? Öyle bir söz evet. Var Türkçe. Ya bir tane daha sıkıntım var. Şimdi tabii bir sürü kişiye follow yaptığım için kendi takip etti, beni takip eden 200 kişi ama followlarım 1500 kişi oldu bir anda benim takip ettiklerim. Onları sildiğim zaman da, silmeye çalıştığım zaman da Instagram beni blokluyor. Sayfaya giremiyorum. O şöyle, o bloklama zamanla kalkıyor ve zamanla o artacak. Mesela siz şu anda 100 kişi takip, 100'den fazla kişi takip ettiğinizde veya unfollow yaptığınızda sizi blokluyor. Ama biraz daha büyüyünce o, bu 100 limiti 500'e çıkar. O 500 limiti 1000'e çıkar. Yani aslında bunu Instagram işte otomatikleştirmeye karşı yapıyor. Bunun için programlar da var. O programlar ben bir tane kullanıyorum. İsmini burada söylemiyorum çünkü aslında onlar Instagram'la davalı ve kişilere özel çalışıyor. Yani hiçbir satışı yok. Online yok o program. Sadece o da referansla çalışıyor. Onu sonra belki size yazarım. Yabancılar, Türk değiller. Ya birkaç tane öyle sayfayı gördüm ama app'ini gönderdi. Birkaç yok, sayfada izledim ama. Yok. Güvenilir değil diyor. Yok, o bahsettiğim program aslında onlara bir API veya bir şifre veya bir şey vermiyorsunuz. Takipçi satın alma olayı da değil. Sadece belirli şirketlerin, belirli hesapların takipçilerini belirli aralıklarla, aynı anda tık 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 100 tane değil de 10 dakikada bir, ikişer veya işte 20 dakikada ikişer, günde 10 saat tarzında ayarlamalarla otomatikleştirilebiliyor. Birçok şey otomatikleştirebiliyor. Anladım. Facebook da olabilir, Instagram da olabilir, Twitter, Pinterest, her şey olabilir. Anladım. Ama en iyisi kendiniz yapmanız aslında. Manuel. Kendim yapıyorum. Çünkü şundan dolayı azaltmak istiyorum. Kendimi, beni takip edenlere like ve yorum yapmam lazım ki hani akılda kalayım ve şey yapayım, beni unutmasınlar, yorum yapsınlar diyerekten ama bu sefer onları kaçırmış oluyorum bir sürü insanı takip ettiğim zaman. O şey olacak. Mesela siz 1500 değil de 300 kişi takip edin. Oturun bekleyin. O 300 kişiden 50 kişi sizi takip edince o 300 kişileri siz unfollow yapmaya başlayın yavaş yavaş. O 300'ü 200'e indireyim. Sonra 300 daha takip edin. 500'e gidin. 500'den 200'e unfollow edin. 300'e gidin. Oradan böyle İki ileri bir geri, Osman şeyi gibi, Osman. Aynen öyle. Osmanlı ama bu ciddi gibi. Bir iş gerçekten. Hani sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışmak. Hani günlük mesai harcıyorum resmen. 9-5. İş yapıyorum resmen. Artık elimde telefon, bilgisayar. Ama aslında bunlar meyvesini 5 ay sonra, 6 ay sonra verebilecek işler. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zamanla büyüyebilecek bir şeydi. Sadece yavaş yavaş. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şimdi rica ederim. Şimdi bir soruya, otomotiv ve ithalat. Yani aslında buna sordum.
Otomotiv İthalata sorduğum bir soru. Tolga'yı mute yapalım. Çok fazla ses geliyor. Tamam. Şimdi otomotiv ithalat sektörü için şirketin sosyal medya içerisindeki yeri ve sosyal medyanın etkin olarak nasıl kullanılabileceğini sormuş. Az buçuk bunu bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ama hepsini bittikten sonra yine bir sorunuz varsa yine soru cevap şeklinde gideriz. Yani şimdi ben bu esnada bir şey sorayım Armut'cum sana. Tabii. Şimdi araba dediğimiz zaman dünya genelinde bir kavram bu, tamam mı? İngiltere'de Joe Hook uzantılı da olsan senin web siteni üste taşıma ihtimalin çok düşük bir ihtimal yani. Yani car sales, Manchester, ne bileyim işte transmission, yani her şeyi yaz ama gene de üste çıkmıyor bu. Yani hani diş başka, araba başka. Hani araba biraz daha genel. Hani tools yazdığın zaman yani ister istemez bulunduğun lokasyonda bir iki kişi çıkacaktır. Beni yazıyorsun mesela car dealer diye. Abi çıkmıyorum yani. Çıkamıyorum. Yani bilemedim yani ne yapacağım artık. Ben bu Instagram işini farklı yollarla çözüyorum şu an. Hatta ben buradaki arkadaşlara da ne yaptığımı söyleyeyim. Belki işlerine yarar. Şimdi bulunduğunuz alanla ilgili Instagram'da hashtag kısımlarına, etiket kısımlarına giriyorum ben. Tamam mı? O etiketlere yani etiketlerin içerisindeki resimlere giriyorum. Benim alanımdaki. Orada beğenilen yani beğeni yapan kişileri eklemeye çalışıyorum ben. Ya bunlar bir nevi bot gibi zaten. Yani otomatik olarak sizi kabul ediyorlar ve beğenmeye başlıyorlar yani. Bu da bir tricky nokta mesela Instagram'da. Ben bunu keşfettim. Ama aslında o botlar sizin sayı olarak yani bir çokluk görünebilir. İyi bir şey aslında. Çünkü bir insan 5 takipçisi olan birini değil de 500 takipçisi olan birine daha çok güvenir. Ama bir tarafta da botun da size bir faydası yok. Çünkü sizin bir iletişim yok, etkileşim yok. Yani sizin araba alacak değil. O yüzden hani o botlar başlangıç için bir ivme için evet güzel olabilir ama uzun vadede ya ben mesela şöyle yapıyorum bazı kişilerle. Bazıları hatta benden önce yazıyor. Instagram ve Facebook için geçerli bu, tamam mı? Hatta Instagram diyeyim ben genel olarak. Diyor ki sen beni takla diyor. Beni takla diyor. Ben seni taklayayım diyor. Bir denedim ben bunu. Gerçekten iyi bir sonuç elde ediyorum yani. Ya bir bakıyorsun günde 200 kişi geliyor sana. Ya bu da bir nasıl söyleyeyim? Hani genişleme yolu Instagram'da, Facebook'ta. Evet, dediğim gibi bir genişleme yolu. Aslında çok görünmesi için önemli bir şey. Ama diğer taraftan da sizin potansiyel müşterileriniz değildir onlar. Yani o yüzden değeri mesela bir target audience var, hedefli müşteri var, bir de kuru kalabalık var. Kuru kalabalık ilk başta çok güzel bir şeydir. Çünkü nerede kalabalık varsa daha çok kalabalık olmaya başlıyor. O aslında o ilk kalabalık önemli, o çekirdek kalabalık, o çok önemli. Ama sizin asıl hedef noktanız sonradan o kalabalığa eklenecek kişiler. Onlar da doğal bir şekilde gelir. Diğer taraftan siz araba konusunda siz ne yapıyorsunuz tam olarak araba konusunda? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben Japonya'dan araba getiriyorum. Japonya'dan araba getiriyorsunuz. Mesela direkt bunlar siz şahıs olarak car dealer olarak değil de daha da büyük şirketlere aracılık teklif etmeye veya bir şekilde network'unuzu o şekilde özellikle de LinkedIn'den hiç düşünürüz. Onu yapamıyorsunuz. Kuyruk olayına gidiyor. Yani birinin kuyruğuna basıyorsunuz. O da size ters yapıyor. Yani. O olmuyor. Anladım. Ya bu benim yaptığım işi genelde İngiltere'de İrlandalılar yapıyor. Irish'ler yapıyor. Hatta Irish Car diye bir şey var. Yani furya var. Bunlar da zaten normal insanlar değiller benim sektörde. Yani bizim buradaki pislikler yani, anladın mı? Türkiye'de o yüzden bu işi çok yapamıyorsun orada.
O yüzden ya sosyal medyadan yürüyeceksin, ilan vereceksin ücretli olarak, ya da web sitene bir alternatif bulacaksın. Biliyorsun gruplarda da paylaşım yapamıyorsun. Yani gruplar bazı kuralları var. Reklam yapamıyorsun, tanıtım yapamıyorsun, web sitesinin linkini paylaşamıyorsun gibi. Çok fazla bir alternatif kalmıyor zaten. Evet, biliyorsun ama... dükkan ve totem giderleri de çok yüksek İngiltere'de. Tabii. Hani bir totem dikeyim yapamazsın yani. Aslında bu reklam grup konusunda da değinecektim şöyle. Bazı gruplar var sadece support local business olayındalar. Yani yerel bir şirketsen, yerel bir işletmeysen kendi reklamını belirli bir zamanda yapabilirsin. Mesela haftada en fazla bir defa gibi şeyleri var. Brighton'da mesela o çok gelişmiş. 30-40 bin kişilik gruplar var. Ve sana mesela 2 haftada bir reklam vermeye izin veriyorlar. Hedefleri aslında o. Yani local, yerel insanları birbirini destekleme platformu gibi bir şey. Hani Türkiye'deki hem şehircilik olayı gibi. Ama gerçekten seçtiğiniz sektör çok zor bir sektör. Yani rekabet aşırı fazla bir sektör. Ya benim zaten hedef kitlem ve hedef araçlarım çok farklı. Yani ben GTR getiriyorum, Supra getiriyorum. Yani normal binek bir araba getirmiyorum yani. Evet. Biraz işte da serseri işi yani benim aslında işim. O zaman direksiyonu nasıl çözüyorsun? Sağdan direksiyon mu Japonya'dan gelenler? Evet. Japonya'dan da sağdan direksiyon. Orijinal. Allah Allah. Orijinal Supra vereyim abi sana. Bir iş yapmaya başlarsak düşünülebilir. İnşallah. Yani o şekilde olabilir. Yani site konusundaysa sitenizde yine profesyonel bir site şart aslında. Yani sizin ilk defa bir insan ne yapıyor? Bir şey istediğinde internetten arıyor. İlk şey internetten aramak oluyor. Direkt. Mesela siz direkt car dealer olarak değil de Supra bilmem ne car dealer olarak, işte for sale olarak. Yani direkt... Bir şey sorabilir miyim? Bir Supra lazım bize ama. Ne lazım? Supra. Hemen acil sağdan direksiyonlu. Oğlan 17 yaşında Supra istiyoruz hemen. Hemen göndereyim abi. Hesabı bir 50 bin pound alayım. Yalnız oradaki sıkıntı şu galiba. Onu hep ben araştırdım. Sigorta nasıl yapacağız o arabayı? Abi ben kaydedeceğim onu TR plaka diyorum. İngiltere'ye kaydolacak araba, İngiliz plaka olacak. Tamam. Orada sigortada ithal mi diye bir soru var. Onu işaretleyince adam x4 yapıyor. Abi senin her bindiğin araba ithal, ona bakarsın. Tamam. Öyle bir şey değil. Tamam. O zaman öyle yapıyorsak bana hemen yarın bir Supra getir. Uygun fiyatla şey yapalım onu. Hemen abi, hemen. Sen ne eyvallah, istiyorsan. Öpüyorum size. Canım benim. Araya girdim, kusura bakmayın. O ithal araçların Japonya'dan biliyorum ben hikayesini, sağdan direksiyonunu, ama işte sigorta işi burada adamın ocağına incir ağacı diker o işi. Mesut abi tekneyle takas yaparız abi, sıkıntı yok. Tekne köpeğin olsun senin, getir bir araba. Eyvallah. Hadi öpüyorum, kusura bakma Arman da, öpüyorum seni de ağzına sağlık kardeşim benim. Sağ olun. Arman, benim şöyle bir problemim var. Ya şimdi ben ne yaparsam yapayım, içeriği değiştireyim, taklayayım. Biliyorsun Google bazı kelimeleri seçiyor, tamam mı? Ona göre üste taşıyor. Bir de içeriği güncellemeni bekliyor herhalde Google. Güncel de tutuyorum. Ya ben Manchester Car, Manchester Japan Trade ne yaparsam yazayım Google'a mesela çıkmıyor. Yani bilemiyorum yani. Ama şöyle, şu anda ben sizin autobiography.co.uk'ye giriyorum. Sizin şöyle bir şeyiniz var. Başlığınız, title bu. Car dealer. Autobiography/car dealer. Ve autobiography de boşluk bırakarak yazılmış. Mesela A boşluk, U boşluk, T boşluk. Yani bu bildiğin SEO düşmanı. Ha, ondan mı kaynaklı en başta? Bu sadece bir örnek. Hani daha siteye bakmadım da. Yani ilk gördüğüm şey bu. Yani gerçekten SEO düşmanı. Hani beni öldür demişsiniz.
Anladım. Tamam. Mesela şu anda ben mod servis veriyorsunuz örnek. Mod servisinize girdim, sayfanıza girdim. Başlık aynı. Yine aynı. Hani autobiography slash car dealer. Ne mod servis ne bir şey. Bakıyorum sizin description bir şey var mı? Bakalım description. Meta etiketlerinde description yok. Neyde description yok? Meta etiketleri oluyor. Yani bu SEO açısından şey oluyor. Title, meta ve keywords. Keywordslar artık kalktı. Yani tag artık kalktı da. Sizin mesela chat üzerinden bir örnek yazabilir misin? Yani tam anlamadım ben. Yani şöyle. Dur. Sitenizi Google.com'a girin ve sitenizi böyle araştırın. Böyle site 2 nokta. Mesela Kadir Bey yazmış, çok da güzel yazmış. Autobiography Manchester Car Dealer Japan Cars Super from Japan. Okay. Onun gibi. Şimdi Google'a girdiğinizde site 2 nokta site adresinize girdiğinizde göreceksiniz ki sitenizde description olarak şey çıkıyor. Sell your vehicle, buy a vehicle, car check, mod service. Başka hiçbir şey yok. Halbuki mesela diyelim ki bornitech.co'da diyor ki mesela siz orada description'larda hedef kelimelerinizi kullanabilirsiniz ama hedef kelimelerinizi böyle daha çok spam olarak değil de hani bla 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 virgül bla 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 virgül bla 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 değil de genelde ne hizmet verdiğinizi anlatan 180 karakterli bir cümle. İçinde doğal bir şekilde kelimeleri geçsin. Mesela, peki ne zaman? Ne kadar bir süre olur bu? Bunu yapmak yani bütün sayfalarınızda teker teker bunu manuel yapmanız lazım. Bir kere yapıyorsunuz zaten. Google'un bunu üstlere taşıması ne kadar sürer? Aslında SEO ikiye ayrılıyor. SEO bir site içi SEO var. Hı. Dediğim bu ayarlamalar işte title, başlıklar ayarlamaları, description ayarlamaları. Title, yazıyorum description, content, genel içeriği. Kadir'cim bu arada çok teşekkür ederim. Yazıyorsun, görüyorum. Şimdi SEO ikiye ayrılıyor. Bir site içi SEO var. Bu özellikle de başlıklarda, description'larda içeriklerini işte resimlerinin alt title'ları var. Diğer taraf SEO ise site dışı SEO. Site dışı SEO ise YouTube'da bir YouTube kanalı açıp orada bu arabalarla neden bu insanlar bu arabalar alması lazım gibi kısa tanıtım videolar yapıp neden sizi seçmesi lazım, ne hizmetleri veriyorsunuz gibi şeyler yapıp aşağıda description'da kendi linkinizi verebilirsiniz. Size bir örnek gönderiyorum. Mesela direkt benim kendi kanalımda. Çok basit bir şey. Ve bu videolar kendiniz herhangi bir direkt telefonunuzdan yapabilirsiniz. Çok da kolay bir şeydir. Peki Armut'cum şu soruyu sorayım. Belki bazı arkadaşlarımız da merak ediyor olabilir. Bu işlem için biz ne kadar bütçe ayırmalıyız? Hani sen de bu işi yapıyorsun. Hani yazılımcı arkadaşlarımız var. Hani bu ne ucun nedir bunun yani? Aslında bunun SEO'nun bir ucu yok. Şöyle. Site içi SEO için ise bu işi biliyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Yani çok kolaydır. Bilmiyorsanız hani bu işten anlayan arkadaşlarınız yardımcı olabilir. Ücretsiz bir şekilde yani arkadaşlarınız veya ücretli bir şekilde de yaptırabilirsiniz. Diğer kısmı ise site dışı SEO. Site dışı SEO ise biz olur yok. Neyse, okey. Site dışı SEO, YouTube bir seçenek sadece. Bir seçenek Instagram, Facebook profillerinizde sitenizin linkini ekleyin. Twitter sayfanızda linkinizi ekleyin. Yani o bir backlink oluyor. Sitenize giden bir... Nasıl? Hepsi var benim sitede. Tamam. Diğer tarafsa İngiltere'de Business Directories var. Yani iş dizinleri mi oluyor Türkçesi? İşte site dizinleri oluyor. Yelp gibi
Scoot gibi. Scoot'un mesela birçok yerel gazetenin direktörleri falan şey yap, yönetiyor. Yellow Pages, aynen. Bunun gibi birçok site var. Orada şirketinizi ekleyin. Orada belediye sayfasında bile varım ben. Ama nasıl? Yok abi, çıkmıyor. Google çıkmıyorum ya. Tamam. Diğer taraftansa diğer tarafsa içerik üretimi. Mesela bakıyorum sizin sitenizde. Hemen bakıyorum şimdi. Mesela hemen sitenizde bakıyorum. About us. About us da yazmışsınız. Bla 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 bla. Bir dakika, bir şey bakacağım. Mesela siz About Us'ta yazdığınız içeriğin %32'si başka bir siteden kopya. Nasıl kopya ya? O benden kopyalanmış olmaz. Veya o sizden kopyalanmıştır, onu bilemeyeceğim. Ama kopya. Ya UK... Neyse, size bir link önerdiğim şeyde, o linkte görünüyor. Yani bu kopya olayı çok sakıncalı. Yani kopya oldu mu Google böyle kırmızı bayrakları kaldırıyor. O çok 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 tehlikeli bir şey. Kesinlikle yani belki siz de aynı şeyi söylemek istiyorsunuz. O başka bir kişinin söylediği aynı şeyi söylemek istiyorsunuz. Başka bir şey yoktur burada. Yapmalısınız hani evirip çevirip hani rewrite yaparak aynı cümleleri başka bir kelimeyle ifade ederek hani düzeltebilirsiniz o içerikleri. Buna kesinlikle yani bunu biraz örnek vermelisiniz. Evet, Erhan Bey de şey vermiş bir SEO analizi mesela. Yani evet, Erhan teşekkür ederim. Bunun gibi birçok SEO analizi araçları var. Oradan eksiklerinizi görebilirsiniz, şeyleri görebilirsiniz. Sizin için size önerebileceğim en basit yol YouTube. YouTube'da bu konuda yüz binlerce hatta milyonlarca how to, nasıl yaparım, neye derim mesela SEO konusunda how to videoları var. İzleyin, bakın, İngilizceniz yetmiyorsa ona yardımcı olur İngilizcenizi ilerletmeniz için gibi. Adım adım mesela ben bu işe başladığımda 2005-2006'ydı. Linke tıkladığında nasıl yeni pencereye açılır onu bile bilmiyordum. Onu Google'dan araştırıyorsun. Başka bir gün başka bir şey araştırıyorsun. Araştırarak, bularak yapabilirsiniz. Diğer seçenekse parayı verirsiniz, bilen yapar. Siz de keyfinize bakarsınız. İki seçenek var. Veya üçüncü seçenek hani bizim işte arkadaş yapar. Bilen bir arkadaş yardımcı olur, bir şeyler olur. O şekilde olur. Ama ayrıca site dışı SEO çok çok uzun vadede yapılması bir şey yani. Bugün yaptığın işin meyvesini bugün almıyorsun. Bugün yaptığın işin 6 ay sonra meyvesini alıyorsun SEO'da. Onu da alırsan artık. Çünkü yani kimse sana abi gel ben sana SEO işini yapayım, Google'a birinci sayfayı çıkartayım olayı yok. O garanti kimse yapamaz. Hani kimsenin Google'un oğlu değil. Ücretli teknik kasmak zarar verir mi? Yarar mı? Armon, bu AdWords olayı nedir abi? Yani AdWords... AdWords olay aslında Google'un reklamları. Siz bir şey aradığınızda Google'da en üstte ad, başta title'da önünde bir ad var, reklam işareti var. Sonra onlar paralıdır. Her kişi oraya tıkladığında o reklamı veren şirketin bütçesinden para gidiyor. Yani bu tıklama başına reklam bu aslında. Google'un reklam network'u. Buradaki olay aslında reklamı yönetmekte de başarılı olabilir. Şöyle başarılı olabilir. O işi iyi bilen biri, takibini yapan biri. Mesela biri, siz kendi sitenize reklam mı vereceksiniz? Ben Supra arıyorum, Japan arıyorum. Ama ben onu Manchester'dan değil de Almanya'dan arıyorum. O hedeflemi iyi yapmalısınız. Yani o hedeflemi iyi, sadece bir şehire dayalı mı, bir ülkeye dayalı mı? Veya bu Supra, Japonya'dan Supra arabasını belki de wallpaper yapmak için arayan bir çocuk da olabilir.
O da sizin reklamınızı tıkladığınızda para gidiyor. Ama o bir alıcı değil. O bir wallpaper arıyor o çocuk. O yüzden bu hedeflemeleri iyi yapmalısınız. Hani hangi kişilere bu reklam görünecek? Hangi bölgede görünecek? Sonradan parayı kelime yani tıklama başı ne kadar verilmesi lazım? Bir rakip, orada bir rakip sistemi var. Bid sistemi var. Kim daha çok para veriyorsa tıklama başında en üstte o çıkar. Google bunu kendi algoritmasıyla çözüyor. Onun bir limitini koymalısınız. Çünkü minik hatalarla yüzlerce pound harcayabilirsiniz ve geri hiçbir şey alamazsınız. Yani herhangi bir müşteri de alamazsınız. O yüzden bu Google AdWords bir deneme yanılma yöntemi değildir. Kesinlikle bir deneme yanılma. Ya çok paranız varsa da deneme yanılma yapabilirsiniz ama kesinlikle bir bilene bırakmalısınız. Genelde bu iş ile uğraşan şirketler sizden genellikle %10'unu alıyorlar. Mesela siz bir bütçe ayarlarsınız. Diyelim ki aylık 1000 pound. Onlar size aylık 1000 pound reklam üretimini, slogan, işte çekicilik vesaire. O tıklayıp da sitenize gelenlerin lead capture, yani gelen ziyaretçileri siz bir şekilde bilgilerini almalısınız. Mesela ben şu anda sitenize geldim, okuyorum, bla 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 bla, başka bir şey yok. Hani siteniz var, çok güzel. Ama hani... İçi boş. Yok, içi aslında boş değil, içi dolu. Ama aslında sitede bir pop-up olur veya bir kenarda mesela Future Vehicles var mesela iki tane. Abi bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani zorlanıyoruz. Hani Türkçe anlatıyorsun, çok güzel anlatıyorsun ama bu iş uygulamaya dökünce elime bulaşıyor yani. Farklı farklı şeyler yapıyorum ben. Veya şöyle anlatayım. Mesela sizin ana sayfanızda çok güzel bir araba var. Şey var, out of control var ön planda. Arka planda çok güzel bir araba var. O arabanın sağ tarafında bir form oluşturulabilir, bir form konulabilir. O form sizin contact formdaki gibi. Yani ad, soyad, e-mail, telefon ve mesaj. Mesaj olmayabilir, sadece adlar. Orada bir başlık yazabilirsin en başta, en üstte. Size en uygun arabayı almak ister misiniz? Veya işte başka bir slogan, şu anda aklıma gelmiyor. İşte bu konuda herhangi bir sloganı koyup bilgilerinizi doldurun. Biz sizi o lead, yani o potansiyel müşterinin bilgisini bir şekilde yakalamalısınız. Yani çünkü isterse sizin sitenize günde 1000 kişi ziyaret etsin, o 1000 kişi sizin iletişime geçmediği zaman, onun bilgisini almadığınız zaman bunlar bir hiçtir. Onu bir göz önünde bulundurmalısınız. Sonra ben size WhatsApp'tan da bunu çok iyi yapan birkaç site örneği göndereyim. Oradan çok daha iyi anlarsınız. Okey. Bir de Armon'cum bu işi ne kadar yaparız ya? O konuda yani ben yapmıyorum. Bunu söyleyeyim. Bu işin ucu nedir? Ben hala anlamadım. Yani 300 pound isteyen, 100 pound isteyen, 10.000 pound isteyen de var yani. Çözemiyorum. İşin ucu aslında sizin return of investment tek kalıyor. Yani sizin geri ne kadar alabileceğiniz. Mesela siz şimdi 500 verip de o 500'lük işten 1000 kazanacaksanız o 500'ü seve seve verirsiniz. Değil mi? Evet tabii. Gerçekten işi ucu yok. Ama aslında olay o ne yapması, ne yapacak? Yani o kişi size şöyle, ben iki kişiye bu SEO hizmeti veriyorum. Ama başta şunu anlatıyorsun. Size ayda bir tane blog yazacağım. Content creation. Bir tane blog, 1000 kelimelik. Yani SEO'ya uygun bir blog. O blogu işte sosyal medyada paylaşacağım. Backlink alınacak. O blog ayrıca başka sitelerde paralı bir şekilde link alınabilir. Burada yukarıda biri paralı link zarar mı demiş. Aslında ücretli backlink şöyle zararlı. Genelde Türkiye'de o hatayı şöyle yapıyorlar. Sitelerin footer kısımlarında, en alt kısımlarında görürsünüz birçok bazı sitelerde linkler var. 10 tane, 20 tane başka sitelerin linkleri var. O tarz linkler zararlıdır. Ama sen bir haber sitesinde, diyelim ki ne bileyim ben işte aklına at bir kafadan bir gazete. Bir haber gazetesinde haber şeklinde bir içerik, bla 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 işte
İngiltere'de başarılı işte iş adamı Ozan'ın işte şirketi falan filan. Orada link geçerse bu doğal bir yoldan geçmiş bir link. Yani bunu Google bir pozitif bir referans olarak görüyor. Size artı puan bu. Yani daha üst sıralamalarda taşınmanız için daha bir artı puan. Manchester Daily News. Aynen. Brighton'da şey var. Argos var. Çok fazla reklam var. Yani bunlar aslında bir strateji yapılması lazım. SEO konusunda bir strateji yapılması lazım. Site içi birçok şey kendiniz de yapabilirsiniz. Çünkü baktım WordPress kullanıyorsunuz. WordPress'te mesela direkt YouTube'a giriyorsunuz ve WordPress'te page description nasıl yaparım diye aradığınızda videoda adım adım millet anlatıyor. Bunun gibi milyonlarca video var. Milyonlarca, milyonlarca. Yani bir kanala yarayayım bakayım ben o zaman. Olmadı tekrardan seninle iletişime geçeceğim yani. Çünkü veya, herkes anlamıyor Armon. Ben gibi yani ben bu konuda çok cahilim mesela. Yani 10 numara klavye kullanırım ama oturda bir kod yazdı. Abi böyle bakarım ben yani. Bu işler aslında bu biraz önce bahsettiğim SEO işleri hiçbiri kodla arası değil. Kesinlikle değil. Dediğim gibi bir YouTube'a bir bakın. İşte WordPress sayfasında işte description nasıl yazılır? Description nasıl yazılmalı? Direkt çıkar. Yani her konuda işte özellikle de WordPress sistemleri için milyonlarca video var. Aptal soru yoktur. Hani aptalca soru diyebileceğin şeyleri de millet anlatıyor. Böyle tane tane anlatıyorlar videolarda. Gayet başarılı bir şekilde. O yüzden başka soruya geçeyim mi? Ozan'cığım bir şey söyleyeceğim. Sayfana baktım gayet güzel arabalarda. Belki benden de kaynaklı olabilir. İki farklı tarayıcıda da baktım da bu homepage ve servis kısmında işte your car vesaire yazılar birbirine girmiş gibi. Belki orada bir hata olmuş olabilir. Onu bir gözden geçirtir istersen. Abi işte Türk işi slogan yapmaya çalışan masum köylü modeli var karşımda. Your car, your choice, your way. Hani slogan yapmaya çalıştık da elimiz ayağımız birbirine girdi herhalde. Ha işte şeyde linklerin üstüne binmiş falan öyle bir karışık bir görüntü olmuş orada. Gözüme çarpmışken söyleyeyim dedim. Belki ben teşekkür ederim. Yani, o siteyi de ben yaptım yani düşün. Yani şu adam yaptı o siteyi yani. Ama ben de şimdi yeni yapıyorum. Yapıyoruz bizim hatta grubumuzda da Musa Kompera bir arkadaş var bilirsiniz belki hosting hizmeti falan sağlıyor. Ondan hosting ve alanı da aldım ben. Onunla böyle kendi sistemi yapıyorum. Aslında keyifli bir iş ama Tolga arada bir ziyaret ediyoruz. Armon'cum çok teşekkür edeyim. Ben meşgul etmeyeyim. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Yine grupta da sonra hani fikir paylaşımı bolca olur. Merak etmeyin o konuyu. Diğer soruya gelelim. Diğer soru da Ayşe Hanım'ın işte ABK Textil sitesi var. Ayşe Hanım siteniz çok güzel aslında. Yani çok iyi. Hedef kitlemeye ulaşabilmenin yolunu az buçuk anlattım yukarıda. Sitenizde şöyle bir sıkıntı var. Siteniz indeksli değil. Google'da indeksli değil. Size bu konuda yardımcı olan arkadaşınız şey yapsın. Tamam. Bir baksın ona. Hı hı. Ve sitenizde bazı şeyleri mesela girdiğinde tekstil. Mesela sizin şey konusunda daha title'lar konusunda Ozan Bey'den daha başarılısınız. O meta tagları konusunda daha başarılısınız. Daha iyisiniz ama yine birkaç eksiklikler var. Hı hı. Onlar da sonra size hepsini anlatırım. Diğer bir sıkıntı sizin sitenizde mesela en üstte Facebook, Twitter ve Instagram var. Henüz oluşturmadım. Yani aslında ben sitem tam olarak bitirmiş değilim. Eksikler var. Site tam tamamlandıktan sonra Instagram ve Facebook oluşturayım diye düşündüm.
Onunla şimdi çalışmalarına başladım aslında. Hani Facebook ve Instagram'da nasıl bir kurgu oluşturayım, neler paylaşayım gibi taslağını oluşturmaya başladım. Anladım. Paylaşım konusunda bu herkes için geçerli, bütün sektörler için geçerli. Sabit paylaşın. Bir gün 3 tane paylaşıp da sonra bir ay paylaşmamazlık yapmayın. Bu isterse haftada bir tane olsun, isterse haftada 10 tane olsun, isterse 2 tane pazartesi, 2 tane çarşamba, bir tane cuma. Hı-hı. Hani ama bir schedule olsun. Böyle sabit bir schedule olsun. Ve sürekli işinizle ilgili değil, bazen Hı-hı. gerçekten insanları etkileşimde geçirebilecek şeyler de paylaşabilirsiniz. Bir mesela Facebook'ta tekstil mi yapıyorsunuz? Sizi belki de tekstille uğraşan, bunu yeni hobi olarak bakan kişiler olabilir. Evet. Mesela bir posta en son yarattığınız ürün, işte bir elbise veya neyse, paylaşın. En güzelini seçelim, paylaşalım tarzında. Orada millet yorumlarda resimlerini paylaşır. Biraz etkileşim olur. Anladım. Etkileşim çok çok önemli. Learning kısmı, learning sayfası ekledim ben bunun için. Hani belki öğrenciler için, yeni başlayan, işi öğrenmek isteyenler için de faydalı olsun diye. Learning sayfasını oluşturdum. Hem belki SEO açısından da faydalı olur diye düşündüm, bilmiyorum ama blog, hani güncelleyebileyim sistemi diye blog sayfasını o amaçla ekledim. Tamam. Hani ayda bir yazı yazarım, blog yazısı yazarım diye düşünerek. Güzel. Sadece learning kısmında mesela bu sekmeler default'a kapalı geliyor. What is pattern cutting ve what is grading to size? Bunlar evet. Yani user experience, yani bir kullanıcı deneyimi için zorlayıcıdır. Hı-hı. Bir kullanıcı geldiğinde ne kadar az tıklamayla istediği bilgiye ulaşabilirse o kadar iyidir. Sayfa uzamasın diye o şekilde düşünmüştüm ama. Sayfa uzasın çok da önemli değil. Millet böyle scrolling yapmayı çok seviyor böyle. Tamam. O konuda yani ilk defa yaptığım bir şey. Hani yani çok çok acemiyim bu konuda. Çok araştırma yaptım. Hani elimden bu kadar geldi. Hani öğrenmeye çalışıyorum hala. Çok iyi. Mesela bir aşağıdaki kısım mesela types of pattern mesela, onun da tablerle yapmışsın ama yatay tablerle. Evet. Ama bakıyorsanız ilk tab default olarak açık. Evet. Üstteki de hani en azından o tarzda yapabilirsiniz. En azından bir default olarak açık olsun. Yani belki de benim zevkimle ilgilidir. Belki de gerçekten bir kullanıcı deneyimi için önemlidir bunlar. Tecrübeli birinden böyle geri bildirim almak güzel. Portfolyoda bakıyorum mesela. Portfolyoda resimleriniz var. Güzel. Hı-hı. Yani yaptığınız işiniz detaylarını. Evet. Bu tarz resimleri mesela Instagram'da da evet. Yani paylaşabilirsiniz. Aynen resimleri öyle düşünüyorum. Gayet ben. Güzel. Blog'da mesela sizin şu anda blog yazınız yok. Onu hazırlıyorum şu anda. Göstermesem mi acaba? Hazır olmadığı için. Evet, tamam. Sadece hani siteniz online değil zaten. Daha Google indekslenmemiş. Belki de o yardımcı olan arkadaş bilerek yapmış bunu. Bloklanmıştır. Hani online olunca indekslesin. Belki diye. De evet. Onu soracağım. Evet. Öyle yapmış. Ben de kendim öyle yapıyorum. Genel müşteriler Hı-hı. için. Çalışma aşamasında olunca öyle. Sadece online geçtiğinde hala blog postunuz olmayabilir. Hazır olmayabilir. Blog kısmını kaldırın. Tamam. Olunca eklersiniz. Yani boş olmaktan hani çirkin görünüyor, kötü görünüyor, evet. Böyle profesyonel görünüyor. Hı-hı. Boş olmaktansa hiç olmasın. Anladım. Veya siz sitenize online geçtiğinde daha sosyal medya hesaplarınızı açmadıysanız o ikonları oradan kaldırın. Doğru. Yani o ikon tıkladığında böyle bir profil yok diye göreceğini kullanıcı hiç görmesin. Evet. Tamam. Yani ben de henüz müşterilerimle iletişime geçmedim. Hani web sitemi... Yok, tamam. Yani aceleniz yok o konuda. Tamam, o konuda sıkıntı yok. Yani acele işleri şeytan karışıyormuş. Yavaş yavaş. Sağlam adımlarla.
Okey, tamam. Şimdi başka burada yani ben aslında sadece bunlar dikkatimi çekmişti. Başka bir şey dikkatimi çekmemişti. Sizin mesela yazılarınızda bir kopya içerik yok. Yani ben görmedim kopya içerik. Hepsini kendim yazdım. Evet. Tebrik ederim. Ve siz burada aslında yapmanız bu müşteri, potansiyel müşteri çekmek konusunda mesela workshop yapmayı düşündünüz mü? Düşündüm. Evet. Yani bir sonra o workshoplardan bir video veya foto kolaj bir şekilde mutlaka paylaşmalısınız. Facebook, Instagram, Twitter. Aynen. Veya siz çok güzel bir Pinterest de kullanabilirsiniz. Pinterest gene de görsel konuda çok iyi. Yani gerçekten o konularda ilgi çeken insanları sitenize çekebilirsiniz. Workshoplarda aslında direkt mesela paralı başlamak yerine yerel insanlardan mesela Eventbrite ama aracılığıyla ücretsiz workshoplar yapabilirsiniz. Kadınlar seve seve bayılır bu işlere. Evet. Orada kendi network'unuzu yavaş yavaş, bu sadece sizin için değil, bu yoga hocaları için veya işte başka fitness şeyleri için da geçerli. Ücretsiz workshoplar yani, ücretsiz mutlaka bir şey verin, o size müşteri olarak döner. Kesinlikle döner. Bu genelde şeyde de arkadaşlar tarafından genelde ilk kötü uyuşturucu bedava veriliyor. Örneği vermeyeyim ama işte anladınız. Bu evet, evet. Genelde iş olayında da böyle. Genelde bir şeyler vermelisiniz veya mesela biraz önce şimdi aklıma geldi. Ozan Bey şey var işte arabayla ilgili sitesi var. Orada çok güzel bir form koyabilir. Arabanıza bakmak için 10 ipucu deyip bir free ebook olabilir. Bir e-kitap. Bunu elde etmek istiyorsanız formu doldurun. Ad soyad, e-mail. Ondan sonra marketing yaparsınız. Arada bir siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Mesela Lala Hanım da yapabilir. Dişinizde işte diş bakım için yanlış bilinen şey, doğru bilinen 10 yanlış gibi bu tarz içerikler üretebilirsiniz. Bunları hatta bir e-book, bu basit bilgileri bir e-book'a çevirip müşterinin bilgisi karşılığında ücretsiz verebilirsiniz. Bunu birçok marketing siteleri aslında bunu yapıyor. Çünkü bir e-mail listesi oluşturduktan sonra o sizin bir müşteri portföyünüz oluyor yavaş yavaş. O bilgileri giren 500 kullanıcıdan 50 kullanıcı sizin gerçek müşteriniz olursa, %10'u gerçek müşteri olursa zaten yetiyor. O 50 mutlu müşteriden zaten 500 müşteri daha gelecek. Yani bu konuları sitenize gelen müşterileri bilgilerini almaya çalışın. Hani bu bir ücretsiz bir e-book olur, işte ücretsiz bir şey olur. Mesela Eventbrite'dan bir workshop düzenlediğinizde veya bir event düzenlediğinizde normal orada bilgilerinizi de giriyorsunuz. O bilgiler organizatöre gidiyor. O bilgiler ona bir şekilde işletiyor. Ben burada daha önce gittiğim birkaç toplantılarda hala o şirketlerden bana e-mailler geliyor. Hani şu hizmeti, bu hizmeti vesaire vesaire. Bu iyi bir şey. Kesinlikle bunu kaçırmayın. Armut bir şey sorabilir miyim? Konuya da bağlantılı. Ya şimdi bazı tricky kelimeleri unutabiliriz. Sen toplantı sonrası bize böyle bir Word içerisinde bizim dikkat etmemiz gereken noktalar, hani böyle bir şey hazırlayıp gönderebilir misin ki? Tabii gönderebilirim ama zaten Ali abi de bu videoları genelde YouTube'da da yüklüyor. Orada böyle hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Ya işte o YouTube'u izlerken öteki YouTube'a bakamıyoruz ya. En azından elinizde olsun. Tamam. Ben sonra genelde bugün ve yarın bir şey hazırlarım, bir dosya hazırlarım. Bahsettiğimiz ana ipuçları bir şekilde paylaşırım. Çok teşekkür ederim. Sonra hatta o ipuçları dosyası bir Google Docs'tan yaparım. Eklemek isteyen diğerleri de ekler. Yani belki Ziya Bey ekler, belki Yaran Bey ekler. Bir şekilde bir bilgi grubu olur.
Sonra bunu Ali Bey belki de kendi blogspotuna paylaşabilir o dosyayı. Bakarız. Süper. Bir şey, ben gelebilir miyim araya bir şey sormak için? Tabii Mesut abi, buyurun. Şimdi bayağıdır biz bu e-mail sistemleriyle ilgili çalışıyoruz Türkiye'de biliyorsunuz 15 yıl, 20 yıl civarı. Şimdi yeni bir sistemler getirmişler belki. E-mail ile ilgili değil de bu KVKK demişler. Kullanıcı verileri koruma kanunu gibi bir şey Türkiye'de çıkarıyorlar, geliştiriyorlar diyelim daha doğrusu. Evet. Bu şunu kapsamaya başladı artık. Biz yurt dışında olan şahıslarla ilgili de olsa mesela dün veya evvelsi gün BDDK bir şey yayınladı. E-mail adresleri yurt dışında host edilen kişilere neydi o? Kredi kartı ekstralarını e-mail atmayacaksın diye bankalara tebligat gönderdi. Evet. Şimdi bu aslında çok basit gibi görünen, bizim gibi yurt dışında görünen ve yurt dışında iş yapan insanlar için çok kritik bir kritik bir aşım mı diyelim, ne diyelim, öyle bir şey. Şimdi eğer burada iş yapıyorsanız, burada hosting yapıyorsanız, eğer İngiltere'de iş yapıyorsanız ve İngiltere'de hosting yapıp Türk firmalarına hosting yaptığınız zaman mesela diyelim elektronik posta hizmeti de veriyorsanız şu an Türkiye şeyi yasaklıyor. Yurt dışında hosting yapan firmalara diyor Türkiye'den e-mail gönderilmesi şu an değil de işte dediğim gibi bu KVKK kapsamında olmayan sistemde yasaklamaya başladı bunu. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Benim bilgim sadece bankalar artık ekstraları, özel bilgileri e-mail'e göndermeyeceğine dair. Bu başka yurt dışında hosting ile ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama aslında biraz önce bahsettiğim bu e-mail'leri yakalama, müşterilere pazarlama aslında burada Avrupa Birliği'nde de GDPR var. Aynı şeyle KVKK'nın şeyi. Ama siz kendi sitenizde bir term and conditions ekleyip orada bu bilgileri üçüncü şahıslara satmayacağınızı, sadece sizinle bilginiz dahilinde sizinle iletişime geçebilmemiz için kullanacağınızı deyip gönderdiğiniz e-maillerde bir de unsubscribe butonu eklediğinizde herhangi bir sorun yoktur. Yani kanunen İngiltere'de herhangi bir sorun yoktur. Evet, zaten İngiltere'de hala yok. Yani European Union'da da yok ama sıkıntı şurada başladı. Yani başlıyor daha doğrusu. Türkiye ile iş yapan herhangi bir kurum eğer size bir mail atıyorsa ve içeriğinde bir bilgi varsa, kişisel veriyi içeren, eğer diyor bu alıcı diyor yurt dışındaysa diyor bu KVKK'yı ihlal ediyorsun diyor. Türkiye'de artık bu şartlar başladı. Şu mesela şu, ben Tunga.com, benim mail adresim mesut@tunga.com. Evet. Aşağı yukarı 22-23 senedir çalışan bir mail adresidir bu. mesut@tunga.com. Ama şu an Türkiye'deki müşterilerim, mesela banka müşterilerim var benim. Sana diyor bu adres üzerinden artık mail atamayız. Niye? Çünkü bu mail adresi Gmail üzerinde hosting ediliyor ve Gmail verilerini Amerika okuyor. Dolayısıyla benim müşterilerim diyor ki mesut@tunga.com adresine artık mail atamayız biz diyor. Veya nasıl onu atamazsınız? İşte 20 senedir Türkiye'de KVKK konuları biraz çok daha ağırlaştı Türkiye'de. Dediğim gibi 20 senedir çalıştığımız banka müşterilere size mail atamayız demeye başladılar artık. Anladım. Bunda bu herhalde bilginiz yok. Yani yok. Yurt dışında iş yapanlar, Türkiye ile bu konuya buradan daldım. Eğer Türkiye ile yurt dışında iş yapanlar varsa arada işte bu tür KVKK'yı içeren ve şeyi içeren sıkıntılar başlamış. Belki de diğer konular daha kolaydı. Ben aşağı yukarı bir 2-3 aydır, 20 senedir bu sektörün içinde olan insan olarak bu işlerle uğraşıyorum.
Yani yurt dışında iş yapmak Türkiye ile çok çok daha zorlaşıyor. Bir son deadline'ı şey vermişler, Eylül sonu gibi. İşte yani bilgi, bu işlerle ilgilenenlerin bir bilgisi olsun. Eylül sonuna kadar yurt dışında iş yapanların başı büyük ağrıcak gibi duruyor. Ya da başka bir yol bulun diyor herif. Araya daldım, kusura bakma. Yok yok, sıkıntı değil. Bu zaten biz bizeyiz. Yani böyle bilgi vermeniz gayet de iyi bir şey. O konuda hiç bilgim yok. Evet, Ali abin dediği gibi işte, yani bu GDPR'ı gayet de ciddiye almalısınız. Özellikle İngiltere'de iş yapıyorsanız. Çünkü bir iki kişi şikayet ettiğinde başınız ağrıyabilir. Ama genelde bu lead capture sistemlerinde, yani sitenizde bir ziyaretçinin bilgilerini toplamak dair, siz onları üçüncü şahıslara işte kötü amaçlı kullanmıyorsanız ve zaten o bilgileri o müşteri oraya term and conditions kabul ederek giriyorsa zaten güvenli bölgedesiniz. Ve siz e-mail attığınızda o artık ben e-mail istemiyorum dediğinde, siz hala e-mail atmadığınız sürece sıkıntı yoktur yani kanunen. O konuda umarım anlaşmışsınız. Arman, tam yeri gelmişken bir şeyden bahsedelim. Bu GDPR kapsamında hani bilgilerin toplanması ne kadar şeyse, onu mutlaka okuyun şeyde. Özellikle böyle bilgileri topluyorsanız ve bilgiyi kullanıyorsanız, GDPR çok hassas bir konu. İkincisi, cookie kullanıyorsanız sitenizde, bunu mutlaka, o şey, cookie consent diye bir şey var ya, onu mutlaka yapın. Evet. Çok ciddi problem açılır başınıza. Yani çok basitmiş gibi gözüküyor ama burada çok ciddi alıyorlar bu konuyu. Valla 1 milyon pound mu, 5 milyon pound mu diye duydum. Oraya kadar giden hikaye. Evet, ama aslında dediğiniz gibi bu çok basit bir çözümü var işte. Sadece bazıları görmezden geliyor ama gerçekten önemli bunlar. İşte verilerin, evet, o dedi, Ali'nin de dediği gibi katılıyorum. O çok basit denilen konuların sonucu 1 milyon pound, 5 milyon pound'a kadar giden sonuç, o ayrı. Hani verilerini, bir de şey, işte bu aydınlatma metni diye Türkçe'ye çevirmişler onu. Metin yazıyorsun, buraya girdikten sonra ben senden şu kukiyi alır, bu kukiyi alır, bu metni alırım diyorsun. Yani çok basit aslında şeyler, atla deve olmayan veriler, ama sen bunları aldığıma dair diyorsun, ama bu çok basit, bunları cebimize koyalım. Dediğim gibi ileride başımıza öbür türlü sıkıntılar var. Dediğim gibi Türkiye'den atılan maillere nasıl cevaplayacağız onu bilmiyorum. Ben şimdi oturdum, kara kara onları düşünüyorum. Bak, Burçin abi kepez kayıt oldu ya. Kepe kayıt olacaksınız Mısır abi. Şimdi diğer soru, Erhan Bey'in sorusuna geliyoruz. Soru bayağı uzunmuş. Erhan Bey buradan mı? Buradan. Evet, buradayım. Sektöre gitti ama ben daha genel bir şeyler yazmıştım. Evet. Erhan Bey'in sorusu aslında vize yeni almış. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çocuklarla, eşiniyle gelecek ve baştan muhasebeci tutma, şirket kurma, ev kiralama, emniyet vesaire, işte yaşam, kira. Soru şu. Her şeyi bilmek istiyor. Ama soru şu, kira giderini azaltmak için Londra'ya alternatif birkaç lokasyon ve öneri. Londra ve diğer şehirlerin avantaj ve dezavantajı. Siz bilişimle uğraşıyorsunuz ve evden çalışacaksınız sanırım. Evet. Evden mi hizmeti vereceksiniz, yoksa herhangi bir şirketin kontraktör olarak onu gidip de onun yerinde mi çalışacaksınız? Onlara iyi bakmanız lazım. Aslında o konuda merakım, yani demek istediğim şuydu, ev adresini, yani şirket adresini ev gösterebiliyor muyuz? Bunun özel şartları var mı, yoksa hani sanal ofis veya fiziksel ofis yapmamız gerekiyor mu? Evet, onlar da gelecektim aslında, o sorular da gelecektim ama aslında şimdi yani şehir seçimi için şöyle, eğer evden çalışacaksanız, dağın başında da olsanız internetiniz olduğu sürece bir sıkıntı yoktur. Hani şehir yaşamı biraz
size kalmış. Mesela burada birçok arkadaş Manchester'da. Ben Brighton'dayım. Brighton'da güneş var bol bol ama çok pahalı. Manchester daha ucuz ama pek güneş yok. Daha az. Hani bunlar aslında biraz tercih meselesi. Kimi daha çok metropolleri sever, kimi daha çok köy, kasaba, işte daha sessiz yaşam alanları sever. Bunu gerçekten biraz siz kendinizi, yani kendinizi bildiğiniz için kendiniz karar vermelisiniz. Ama evden çalışacaksanız, yani müşterileri benim gibi bu koltukta oturarak iş yapıyorsanız, lokasyon gerçekten önemli değil. O size kalmış. Sonra artık siz neyi tercih ediyorsunuz? İşte, dağlık bölge mi, ormanlık bölge mi, işte deniz manzara, işte deniz bölgeleri mi veya o gerçekten size kalmış bir şekilde. O şehir konusunda. Şimdi muhasebe konusundaysa ilk yapacağınız şey zaten bu ülkeye geldiğinizde ilk siz BRP'yi alıp polis kaydınızı yapacaksınız. Polis kaydınızı yapamazsanız bile polis kaydınızı randevusunu alırsınız. Belki bir iki ay sonra verirler. Sonra muhasebeci. Muhasebeci tutmak çok kolaydır. Muhasebeci fazlasıyla muhasebeci var. Özellikle de Ankara anlaşmayı da bilen Türk muhasebeciler gayet de fazladır. Herhangi bir muhasebeciyle anlaşırsınız. O sizin için şirket açılımını da yapıyor. Genelde muhasebecilerin fiyatları 500-750 arasında. O lafını geri al. Öyle çok muhasebeci yok. Hepsi de öyle güzel değil. Kusura bakma yani. 4 senedir buradayım. Adamı duman ederler. Yok, kesinlikle. O konuda katılıyorum. Ben sadece muhasebeci çok diyorum. Hani onlar iyi midir, kötü müdür, o konuda gerçekten hani bir şey diyemem. Hani sadece aslında ilk zamanlarda Ankara Anlaşma konusunda biraz daha bilgisi olsun bir muhasebeci seçmeniz biraz fayda vardır. Çünkü peki bak, lafını bir kez daha keseyim. 4. senedir biz buradayız. 4. sene sonunda daha iyi muhasebeci var mı bakıyorum. Yok. En iyi muhasebeci kendinsindir. İlk geldiğin sene en iyi profesyonel olman lazım. Bu. Benim yaşadığım 4 sene sonunda bu. Ben de bir şey sorayım ya. Şimdi benim muhasebecim İngiliz, Türkçesi de var az buçuk, hafif Kıbrıs lehçesiyle, ama adam yani 40 senelik muhasebeci, 30 senedir İngiltere'de muhasebeci falan filan. Ankara Anlaşması'nda da böyle kendi büyük Türk firmaları, holdinglerinin burada şubelerini çalışıyor. Onların çocuklarından buraya sırf şirket kurulumu amacıyla bazı katkı şey için yaptıkları Ankara Anlaşmalara bakmış. Aşırı profesyoneldir Ankara Anlaşması konusunda, çok bir bilgisi yok. Ama muhasebecinin Ankara Anlaşması konusunda ne kadar bilgi olması gerekiyor ki? Yani aslında hani böyle biliyor olması gerekiyor derken, sadece mesela uzatmaya başvururken bir muhasebeci mektubu, bir şeyler lazım. Bazı muhasebeciler, ben bakıyorum, daha önce Arnavut muhasebeciyle konuştum. Tedirgin yaklaşıyor olaya. Hani ben senin vizenin türünü bilmiyorum. Hani yıl sonu sana ne vereceğim bilmiyorum yaklaşıyor. Ama gerçekten o muhasebeci oturup biraz şey işte guidance okursa zaten anlar. Hani o konuda bir şey yok. Neyse. Okey. Muhasebeci lafını geri alıyorum. Muhasebeci çoktur. Herhangi bir muhasebeciye gidersiniz. Genelde muhasebeciler yani LTD için, bir şirket için 500-150 arasında para alıyorlar. Yıllık alıyorlar bu parayı. Sizin için şirket kurulumu da yapabilir. Şirket kurulumu online yapılıyor. Yani çok da bir işi yoktur. Bir acaması da yoktur. Hani çok da kolay yapılır. Ondan sonra evi şirket adresi olarak gösterebilir misiniz sormuşsunuz. Evi eğer eve müşteri girip çıkmayacaksa, evi bir depo olarak, bir stok alan olarak kullanmayacaksınız. Yani eve bir zarar vermeyecekseniz, o kaldığınız komşulara bir rahatsızlık vermeyecekseniz, bunu gayet de net bir şekilde, net bir dille ev sahibine anlatırsanız, o size sadece onay verir. Tamamdır, kullanabilirsiniz. Yani bunun bir resmiyeti, bir şeyi yok. Sadece kullanabilirsiniz der, o kadar. Ama bazı evlerin, mesela benim şu anda bulunduğum evde, bunun mortgage anlaşmasından yüzünden bir şekilde şeyi var. Yani sadece rezidans olarak kullanılabilir, şirket olarak kullanılamaz tarzı bir şeyler olduğu için ben muhasebecime söyledim. Şirketi sizin ofisinize gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz dedi. Tamam, olay bitti.
Yani isterseniz muhasebecinize de sorabilirsiniz. Onun ofisini de gösterebilirsiniz şirket adresi olarak. Yani ev gösterecekse herhalde kontrata bir onay yazısı ihtiyacı var. Ev sahibinden. Olmayacaksa da muhasebecinin ofisi zaten gösterebilir. Evet. Diğer seçenek de sanal ofis. Ama sanal ofisin de çok fazla bilgileri yoktur. Hani bulunduğunuz lokasyona bağlı sanal ofiste tercih edebilirsiniz. O size kalmış. Çok da böyle kafayı yoracak bir şey değildir o. Bak şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben 4 senedir evde çalışıyorum. Daha doğrusu 20 senedir evde çalışıyorum. Sıkıntı yok. 4 senedir de İngiltere'de evde çalışıyorum ama bahçede çalışırken komşu rakı içerken muhabbet ediyor diye şikayet ediyor mesela. O öyle bir sıkıntı var İngiltere'de. Onu bilemiyorum valla. ama genelde yani dediğim o yani eğer ev sahibi siz evi böyle bir hana çevirmediğiniz sürece hani evi konaklama haricinde bir zarar vermediğiniz sürece bir sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. O sonra bahçede şikayetçi olan komşu artık onunla halledersiniz Mesut abi bir rakı sofrasını kurup. Mesut abi kendine Müslüman olursan böyle olur işte. O yandakinin problemi. Şimdi diğer soru ise yaşam ve kira giderliği azaltmak için Londra alternatif birkaç lokasyon. Evet arkadaşlar hepinizden lokasyonların bilgilerini alalım. Lokasyona bir şunu eklemek istedim. O da benim sorum aslında şuydu. Hani IT olduğu için sektör ve Londra'da da merkeze yaklaştıkça kiralar yükseldiği için hani doğal olarak daha uzak noktaları tercih ediyoruz ama uzaklaştıkça iş bulma veya şirkete ulaşma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Aslında sıkıntı, sorun biraz bu gibi. Hani uzaklaştım mı acaba iş potansiyelinden uzaklaşıyor muyum? Yani fiziken uzaklaşıyorum ama zorluk yaşamıyorum. Mesela Manchester, çok tanımıyorum böyle ama Manchester'da daha mı zor acaba iş bulurum? Yani potansiyel nasıl ama yaşadığımız için orada hala hazırda. Yani Londra'da merkezde de olsam, ne bileyim X bir yerde de olsam şirketlere eşit uzak. Aslında çok fark etmiyor diyebiliyor musunuz? Anlatabiliyor muyum? Biraz buydu aslında sorum orada. Yani her ne kadar online ulaşıyor olsak da firmalara, ne bileyim diyelim bir firmayla yazıştım, gel görüşelim dedi. Ben oraya işte 4 saat uzaklıktayım. Yani aklıma ilk gelen benim bu ölçüt. Şimdi bundan öte bu çok büyük bir problem midir? Yoksa bunu problem etme, halledersin, ne dersiniz? Oradaki yaşam bilmediğim için bunu çok şey yapamıyorum, öngöremiyorum. Hani merkeze yaklaşıp kirayın yükselmesini göze alıp şirketlere yaklaşma avantajını mı kullanmam uygundur? Yoksa uzaklaşıp kiradan ve masraflardan avantaj sağlayıp şirketlere de uzaklaşma dezavantajını mı göze almalıyım? Çok da fark etmez mi? Hani buna ben cevap vereyim mi? Sevinirim. Buna müsaadenle ben cevap vereyim Armando. Sizi bekliyorum. Burada bir şirkette randevu alman demek en az bir hafta öncesinden konuşman demek. Öyle hadi yarın atla gel tarzı bir şey olmuyor genelde. Yani İngiltere içindeki bütün randevular öyle uzun vadeli işte 3 gün sonra 5 gün sonra gibidir. Dolayısıyla sen ona öğleden sonra geleceğim desen de 4 saat, 6 saat, 10 saat gitsen de fark etmez onlar açısından. Yani yeter ki o saatte orada ol. O zaman şunu çıkartıyorum. Eğer tam olduysanız veriyorum. Yani Londra merkezinde veya Londra merkezinde yakın bir yerde yaşamak çok aslında koşul, çok öncelikli bir şey değil. Yani eğer Londra içinde bir şirkete çalışmıyorsan, yani çalışmıyorsan derken oraya bir fil kontrat yapıp da gidip gelmeyeceksen, hayır mantıklı değil. Ben geldiğimden beri Manchester'dayım. IT sektörü olarak da hiç fena sayılmayacak bir yapı şey var burada. Dolayısıyla Manchester'da çok rahat yaşanabiliyor bu şekilde. Tamam, teşekkür ederim. Çocuk olup olmamasına bağlı. Bak, bunu söyleyeyim. Eğer çocuğun varsa Londra'da yetiştirmek ve Manchester'da yetiştirmek arasında fark var. Burası daha sakin, daha şey böyle hayat daha yavaş akıyor burada. Ben anladım onu. Teşekkürler.
baktım. Diğer soruya geçiyoruz o zaman. Diğer soru da bakıyorum hemen. Diğer soru Kadir Bey sormuş. Handmade Crafts YouTube. Handmade Crafts satış için web sitesi Shopify, Wix şekilde mi kurmak mantıklı, yoksa WordPress üzerinde WooCommerce kurarak mı ilerlemek mantıklı, yoksa hiç web sitesine doğrudan satış uğraşmamak mı gerekiyor? Aslında şimdi bu crafts konusunda Wix önermiyorum. Önerebilirsem Shopify önerebilirim veya direkt WordPress önerebilirim. İkisi yani SEO konusunda gayet başarılılar. Shopify, WooCommerce, WordPress'e göre biraz otomasyonu biraz daha iyidir. Daha büyük satışlarda daha hızlı işlem olabilir. İşte orderları kontrol etme, işte gönderme, takip vesaire vesaire. Biraz daha otomatiktir. WordPress o konuda biraz daha hantal kalıyordur ama doğru pluginleri, doğru eklentileri kullanarak belki WordPress'i de bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Hani o fazla sipariş geldiğinde yönetmesini vesaire vesaire. Handmade konusunda size sadece kendi sitenizden değil, ayrıca Etsy veya eBay veya Amazon veya işte bu konularda olan başka platformlarda satış yapabilirsiniz. Yani, ben şey yapayım, ben soruyu sözelleştireyim. Yani ben biz zaten yani 2015'ten bu yana Etsy üzerinden satış Türkiye'den yapıyorduk. Şimdi, ama orada PayPal'ın yasaklanması vesaire falan filan sıkıntılar oldu. Buraya geldiğimizde 65 dedik. Şimdi gün yani şimdi yeni başladık. 3 hafta oldu. Günde 4-5 satışa çıktık. Yani Etsy üzerinden sadece. Instagram Shop ve Facebook Shop'u oluşturmayı ve bağlamayı falan çalışıyorum. Orada bazı business manager ayarlarında problem var. Benim kişisel Facebook'um üzerinden business manager'a page'imi bağlamışım. Şimdi şirket adına business manager'a açıp bağlamaya çalışıyorum falan filan. Onlarla uğraşıyorum da. Yani Facebook'ta zaten doğrudan bir satış şu anda yok. Amerika'da olabiliyor sadece. Amerikan şirketiyken olabiliyor. Facebook'tan zaten linkle Etsy'ye yolluyorum şu anda. Şeye çok gerek var mı da soru işaretim var benim. Yani bir web sitesi üzerinden bir İngiliz, yani ben İngilizlerin yaklaşımını çok hakim olmamış için onu öğrenmeye çalıştım. Bir İngiliz bir web sitesi üzerinden bir adı fanı şimdi yani duyulmamış bir tane brand var ortada. Bu brandin web sitesinden gidip kredi kartı bilgilerini girer mi? Yani bu WordPress üzerine WooCommerce kurup onun ayarlarını yapıp bir şekilde PayPal'a bağlayıp İnsanlar buna güvenirler mi? Yoksa hiç bunlarla uğraşmayıp sadece web sitesini bir galeri şeklinde, ürünleri sadece sunulduğu, gösterildiği bir yer şeklinde yapıp doğrudan Etsy'ye mi yönlendirmek lazım? Peki Etsy yüzde kaç alıyor sizden komisyon? Karışık biraz yani. Etsy kendi ödeme şekli var. Kendi ödeme şeklinden dolayı yani Etsy üzerine satın alıp bize parayı kendisi yatırıyor. %5 yani %5'lerde %10'ları falan bulabiliyor şeyine göre, tipine göre. %5 diyelim. %5, %6, %10. Tamam. %5 ve özlüyorum. Anladım. Şimdi siz kendi siteniz o zaman madem Facebook ve Instagram'daki satış şeylerini kuracaksanız o zaman size direkt Shopify öneririm. Shopify bu konuda daha başarılıdır. Yani direkt satış üzerine daha başarılıdır. Neden kendi sitenizi kurmalısınız? Ben bunu kesinlikle her şey sizin kontrolünüz olmalı. Yani yarın bir gün Etsy de kapanabilir. Arkadaşlar kapatıyoruz, gidiyoruz deyip de kapatabilir. Ortada kalabilirsiniz. O yüzden siz hem Etsy'den satış yapabilirsiniz hem de aynı ürünleri aynı fiyatla kendi sitenizde de koyabilirsiniz. Kendi sitenizde online post için Stripe kullanabilirsiniz. Stripe gayet başarılıdır. Ve Shopify'ın kendi içinde yok mu? Shopify'ın kendi ödeme sistemi var. İçinde PayPal da var. PayPal da kullanabilirsiniz. Stripe da kullanabilirsiniz. Yani şey demek istiyorum. Stripe da mesela gayet de güvenilirdir. Kart bilgilerini insanlar Stripe sisteminde yükleniyor. Yani size herhangi bir kart bilgisi saklamıyorsunuz. Hani bir güvenlik konusunda bir sıkıntı oluşmuyor. Onu demek istedim. Araya girebilir miyim Armando? Shopify'da shop açarsak mesela
herhangi bir verify istemeden Stripe aracılığıyla şey yapıyorlar mı? Kredi kartı accept ediyorlar mı? Stripe şey yapıyor. Direkt siz Stripe'den mesela hesap açarken şirket bilgileri giriyorsunuz. İşte company number falan filan giriyorsunuz. Genel ertesi gün kabul ediyorlar. Yani böyle sahte bilgiler değil de biraz onaydan geçiyor sanırım. Ben kendim açtım, kendi bilgilerimi girdim, onaylandı. Ama daha önce deneyimin var mı bilmiyorum. Birçok şirketi, birçok firmayı reject ediyorlar çünkü. Şöyle, onlar belli ülkelerde çalışıyorlar. Mesela Türkiye'de çalışmıyorlar. Türkiye'dekileri direkt otomatik reject yapıyorlar. Tamam, bunları da işte parantez içine almak için sordum. Çünkü hemen Shopify'dan shop açıp Stripe'la ödeme kabul etmeye başlasan bile hayata geçiremezsin belli yerlerde işlem yapıyorsan. Evet, ama işte İngiltere içinde işlem yapıyorsan ve bu chargeback olayı çok abartılı bir şekilde millet şey olmayınca, hani chargeback olmayınca bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Ben birçok müşteriye faturayı Stripe üzerinden gönderiyorum, paraları alıyorum, herhangi bir sıkıntı yok. Yok, sen yapıyorsundur da yeni açılan işletmelerle ilgili, işte Shopify'da işletme açabiliyorsun hemen hızlı bir şekilde ama ödeme şekli Stripe seçmeye başladığı zaman bir sürü verify istiyorlar. Verify işlerinde birçok şeyi accept olamıyor birçok firma. Evet. Dolayısıyla reject olup hayata geçemiyor maalesef Shopify'daki firmalara. Evet, o zaman hani Shopify'da reject alıyorsan o zaman direkt Hayır, Shopify'da reject almıyorsun. Shopify'da tamam. İşleme... Yanlış ifade ettin. Yani Stripe'da reject alıyorsan, hani onay almıyorsan zaten Shopify'ın kendi ödeme sistemi var, onu kullanırsın. Hani onda bir sıkıntı yok. Ben sadece... İşte o zaman da zaten çok düşük şeylere düşüyorsun. Cirolara düşmek zorundasın veya şeyler düşmek zorundasın. Neyse. Bu bir parantez açmış oldum. Tekrar kapatalım parantezi. Evet. Yani şey, Türkiye'de mesela Ideasoft'tan mesela bir web sitesine girdim. Bir de Ideasoft. Bu 128 falan filan hani güvenlik şeyleri. Hani bakarken bir şeylere bakarak siteye de kredi kartımı girmeli miyim, girmemeli miyim mi? Kendi içimde tartabiliyordum. Buradaki bir İngiliz'in gördüğünde güvenilir hissettiği ödeme yöntemi olarak Stripe mı diyorum. Yani şöyle, onlar yani önemli olan hani o yukarıdaki yeşil kilit sistemi, hani SSL sertifikası. Onu o olduğu sürece onlar da hani bu site güvenilirdir. Zaten siz de kendi sitenizde de işte bir banner koyup da işte bilmem kaç bitle güvenilirdir falan filan tarzında bir müşteriye o hissiyatı verdiğiniz sürece bir sıkıntı yoktur. Ben size aslında başka bir örnek de verecektim. Burada ben dün... Pardon, tekrar gireyim araya Kadir Bey'in sorduğu soru için. Stripe güvenilir ödeme aracı veya ödeme aracı değil diye bir sistem değil. Stripe dünya üzerinde kabul görmüş kredi kartları proses edebilen bir sistem. Siz kendi bazınıza mesela atıyorum Mesut olarak ben bir web sitesi kurdum. Hiçbir bağlantım yok. Yani WordPress yok, o yok, bu yok, şu hiçbir şey yok. Kurdum ve ödeme almak istiyorum. O zaman Stripe'e başvuruyorum. Hiçbir third party sistem kullanmak istemeden Stripe'e başvuruyorum. Stripe'e diyorum ki ben Mesut Tungo olarak işte atıyorum çay satacağım. Ve işte şu sistemle satacağım. Stripe sizi inceliyor. Eğer kabul ediyorsa Mesut Tungo olarak çay satmasına izin veriyor. İzin verdiği zaman ne oluyor? Mesut Tungo üzerinden Visa, Mastercard ve bütün kartlar üzerinden işlem yapıp benim bankama para yatırma izni veriyor bana Stripe. Dünyada birileri bunları çünkü yetkilendirmiş. O da beni yetkilendiriyor. Evet. Şimdi bu parayı çok... seçen kim burada? Yani bu anlattığım konu şey, bu benim mesela kestirmeden yapmak istediğim, birçok kişi bunu yapamadığı için nasıl yapıyor? İşte third party sistemler üzerinden yapıyor, işte başka sistemler üzerinden yapıyor. Yani ben birebir Stripe'la iletişime geçip eğer işletmem kabul görüyorsa kredi kartı prosesi,
bu çok başka bir şey oluyor. Ki ben defalarca başvurup reddedildim bu. Hem Türkiye'de hem İngiltere'de. Bu Armando'nun anlattığı third party başka bir şey yani. Birilerinin üzerinden yapılan işlemler bu. Neyse çok teknik oldu, özür dilerim. Tekrar çıkıyorum dışarı. Yani aslında işte Stripe'ın iyi tarafı şu. O yani ürünü satın alanın kredi kart ekstrasında sizin şirketinizin ismi görünüyor. O iyi bir şey. Çünkü sonra ben bu ödemeyi nereye yapmıştım deyip de şüphelenmesin, hemen şikayet etmesin. O iyi bir şey. Ben size aslında bunu geçip başka bir şekilde şey yapacaktım. Mesela Etsy'den ürün satıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Kutuların içinde herhangi bir kart, bir şey koyuyor musunuz? Yani bir branding amaçlı olarak Made in UK by Love, with Love diye bir tane kendi markamızın olduğu, bir tasarımımızın olduğu bir tane karta biz takıya atıyoruz. Aynı zamanda bir tane de bir gift box'ın içerisine koyuyoruz. Ondan sonra pat patlı zartın içerisine koyuyoruz. Üzerine Royal Mail shipping label'ını yapıştırıyoruz arkada önünde. Uluslararasıysa. Genelde Amerika olduğu için çift taraflı. Sonra evet. Kırmızı kutuya sallıyoruz, gidiyor. Evet, çok güzel. Ben daha birkaç gün önce eBay'den balık avı için yem almıştım. Şeyin içinde böyle bir kart vardı. Karta bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sitemize girip de işte thanks 10 kodu yazarsanız %10 indirim diyor. Yani bu adam artık eBay'den alma diyor. Benden al diyor. Kısacası. Benden alırsan diyor eBay'de aldığından %10 daha az alırsın diyor. Ben yarın bir gün tekrar bu balık yeminden istediğimde ben eBay'den girmeyeceğim. Bu adamın sitesine gireceğim. Bakacağım güvenilirse oradan alacağım. Ve o adam ben oradan ürün satın alarak kendi bilgilerimi oraya artık var o adamda. O adam bir ay sonra bana tekrar bir e-mail atabilir. Hey balık nasıl gidiyor? İşte bu var mı, şu lazım mı tarzında e-mail atabilir. Yani biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun üzerine takıyoruz küpeyi mesela. Ondan sonra arkasında da sosyal medya şeyleri falan filan var böyle. Tamam. Ona mesela şey site yapacaksınız. Onun yanına ayrıca şeyler var mesela. Yani planlıyorum, onlara başlayamadım daha. Dediğim gibi hani indirim kodu. Çünkü Etsy'de indirim kodu oluşturmak diye bir şey var. İndirim kodu hediyesi. Ayrıca biz bazen ürünlerin yanına hediye koyuyoruz. Yani normalde bizim maliyeti neredeyse olmayan şeyleri. Adam 5 pound'a ürün bile alsa, 6 pound'a ürün bile alsa maliyeti bize 10 TL olmayan fazladan bir küpe hediye ediyoruz arada falan. O tarz şeyler yapıyoruz aslında. Evet ve o müşteri aldığı üründen çok hediye seviniyor değil mi? Armon. En başta verdiğim o kebap çay olayı, oraya geçiyor olay yani. Armoncuğum, isome morukyu kullan yem olarak. Cidden diyorum bak, Japonya'dan araba gelecek. Bagajdan getirtiveremem, Japonya'dan geliyor zaten. Teşekkür ederim. Bakarız. Burada balıkta farklı şeyleri, farklı diyet programları var. Yani demek istediğim o, burada mesela siz bir kartta mesela kuponu yazarak aslında siz sizin için bir kar yok. Çünkü o adama vereceğiniz %10 indirimi zaten siz Etsy'ye komisyon olarak veriyorsunuz. Ama aslında ki burada olay remarketing. Evet, yani ikinci siparişi gelip dönüp web sitenden alsın diye. Hani evet, marketplace'den dile dönsün senden alsın. Evet, artık markanızın bilinirliği o şekilde büyüyor. Yarın bir gün sizin müşterileriniz olan kişilere direkt Facebook'tan da daha ucuza reklam verebilirsiniz. Direkt sizin sitenize yönlendirerek, Etsy'ye değil de sitenize yönlendirerek. Bir de Etsy'de eminim rekabet çoktur. Aşırı rekabet vardır. Siz artık bir kendi şirketinizin, kendi markanızı ön plana çıkartabilirsiniz o şekilde. Çünkü adam direkt Etsy'den sizin ürünü Etsy'den aldığında daha çok Etsy kalıyor aklına adamın. Sizin şirketiniz değil, sizin markanız değil. Ama siz içinde böyle kartlar koyarak bir işte bir kupon veya sizin sitenizi ziyaret etmesi için bir sebep vererek onu artık kazanıyorsunuz. O müşteri artık sizindir, Etsy'nin değildir. Ya şey değil mi? Şey, mesela Etsy'de reklam veriyorum. Etsy'de reklamda tıklama başına maliyetler
25 penilerde falan. Çok pahalı benim için. Yani anlamsız geliyor bana 25 peni ama şimdilik ucu ucuna yani reklam verdiğinin karşılığını ancak geri geliyor. Yani o kadar sıfır kar. Boşu boşuna ürün yapıyorsun. İşçiliği bile ölü. Yani işçiliği bile bedava yaratıyorsun ama bu bir marketing strateji olarak uyguluyoruz şu anda. Web sitesinde mesela ben en azından web sitesi olursa şu anda onu da düşünüyorum. Web sitesi olursa yani Google AdWords'te ben eminim ki 3 peniye 5 peniye trafik çekerim. Anlamlı trafik. Yani doğru targıtlama yaparak çekerim diye düşünüyorum. Sadece soru işaretim şu. Ben Türkiye'de bir takı, ya ben Türkiye'de ben zaten anladım da hani Türkiye'deki kadın profili takı alırken Türkiye'de gidip no name web sitelerinden almıyor diye düşünüyorum. Burada alır mı acaba diye soru işaretim. Boşa mı uğraşacağım acaba? Çünkü ben web sitesi için, içeriği için, bunun dizaynı için, AdWords'i için, SEO'su için haftalarca emek sarf edeceğim. Ciddi bir şekilde yani benim buna en az 2 ay ağır uğraşmam lazım. Gerçek anlamda istediğim bir şeye ulaşmak için. Sonucu olacak mı orada soru işaretim var. Bu buradaki kadın profili kadın arkadaşlarına sorabiliriz. Yani Money web sitelerinden şey alır mıydınız yani? Evet, bu AdWords yani başta pek şey yani tavsiye etmiyorum. Daha çok Facebook ve Instagram reklamcılığına hedefleyebilirsiniz. Diğer pazarlama yöntemi sizin için çekilişler olabilir. Çok güzel çekilişler olabilir. Hani bizi takip edin, şunu beğenin falan filan, işte buradan seçileceklere işte ücretsiz kolye veya işte ne yapıyorsanız takı olarak çekilişleri düzenleyin. Düzenli bir şekilde. 2 haftada bir. Hani çekilişlerde mesela 10 pound bir ürün vereceksiniz birine bedava. Ama gerçekten orada 10 pound değerinde çok daha fazla takipçi veya ziyaretçi gelecek. Çünkü bir adam çekilişi kazanmamışsın. Bu adamın ne ürünleri varmış deyip bakabilir. Hani kendisi satın alabilir. Siz aranızda konuşabilirsiniz. Ben 2 dakika veya 1 dakika telefon çalıyor. Çok önemli. Mute yapıyorum kendimi. Tartışabilirsiniz. Bu arada çekiliş demişken geçenlerde bir şeyde gördüm. Bu aralar motosiklet suitlerine bakıyorum. Kıyafetlere, deri şeylere. 700 poundluk bir şeyi satmakta hani bu zamanda zorlanan birisi şey yapmış. Bu şey var ya tombola gibi bir şey. Onu canlı olarak yapıyor. Katılmak için 10'ar pound ödüyorsun. Çektiğin numaranın bir tanesine o suiti veriyor. Yani herkes hem seve seve katılıyor. Hem de 700 poundluk şeye 990 pound almış oluyor. Bu pandemi zamanında bile adam boş kalmadı. Her hafta çekilişini devam ettirdi. Yani muhtemelen zaman satışına devam etti. Biraz herhalde o şekilde düşünmek gerekiyor şeyde satışta. Biz çok abi ben çarkı feleğe getireceğim. Çok başarılıyım yani. Güzel teknikler görebiliyoruz dışarıda. Zeki Müren de bizi görecek mi? Seni kesin görürüz Mesut. Bir sorun daha var bağlam şeydi. Şimdi ben ya biz UK'deyiz. Ama benim Etsy'deki müşterilerimin %90'ı Amerika'da. Etsy orada kuvvetli olduğu için diye düşünüyorum ama UK'de de kuvvetli ama ben niyeyse müşterilerim hep orada. Hani hep oraya kargo yolluyorum ve ben kargo bedava yaptım. Sırf marketing amacıyla maliyetine geliyor. Hiçbir şey kazanmadan sürekli Amerika'ya kargo yolluyorum. Hani UK'den alsalar en azından aradaki 2 pound'dan para kazanacağız. Ben Facebook'umu, Instagram'ımı zaten Instagram'ım var biraz hani geçmişten gelen bir Instagram var ama geneli yine Amerika takipçili bir kalabalık bir Instagram var ama etkileşimi çok düşük bir Instagram. Şimdi ben bunu güçlendirmeye çalışırken, reklam verirken sizce UK bazlı mı ilerlemem lazım, kendimi lokalize mi etmem lazım yoksa global mi yaklaşmam lazım? Para kazanmak istiyorsan UK'ye bazlı yapacaksın. Yani şöyle, aslında ikisini yapabilirsiniz ama başta belki de sadece burada local hedefleyebilirsiniz. Sadece belli bir yaşta sadece İngiltere'yi mesela 16 yaşından işte 25 yaşına 30 yaşına kadar gibi
veya işte siz ne tür ürün satıyorsunuz bilmiyorum. Belki de yaşlılar daha çok alıyordur bilmiyorum da bahsetmek istediğim hedefi dar yapın veya hatta birkaç reklam oluşturabilirsiniz. Mesela bir hedefi sadece İngiltere seçerek, belli bir yaş seçerek, diğer hedef sadece İngiltere, başka bir yaş, başka bir reklamda İngiltere ve bütün yaşları, başka bir reklam Amerika'ya, hani birkaç test yapabilirsiniz. Hani birkaç reklamdan testlere bakarak kazanan reklamı seçebilirsiniz. Hani A-B testleri var ya, siz A-B-C-D testi yapabilirsiniz. Yani onu sadece reklam tarafında değil. Yani reklamı dediğim gibi ben hani muhtemelen sadece ben Satın'da oturuyorum. Satın'a özel bir reklam vereceğim. Muhtemelen ona göre bir circle'lar çizeceğim. UK ayrı, Amerika ayrı falan, Avrupa ayrı olacak da ben sizce yani markanın stratejisi ne olmalı? Ama takı tarafında, yani YouTube tarafında biz globaliz. Yani bunda UK diye tanımlayamıyoruz kendimizi. Çünkü izleyicilerimizin çoğunluğu Amerika ve Brezilya, Hindistan. Hani ben bunu nasıl UK'ye çekemem bir şekilde de. Hani bizim brandin içerisinde YouTube'un dışında bir de takı tarafı var. Sadece takı tarafını UK'ye özel hani mi tanımlamaya çalışmalıyım? Yoksa global mı kalmalıyım? Çünkü global kalırsam UK'li kendinden hissetmiyor. UK'de kalırsam Amerikalı satın almaz diye korkuyorum. Aslında yani UK yaparsanız Amerikalı'nın satın alınmamasından hani kargo bedavaysa herhangi bir etki yaratacağını sanmıyorum. Tam tersi yani güvenilir, en azından Çin malı değildir derler. En azından ne bileyim ben. Yani o şekilde bakarlar olaya. Çünkü siz made with love in UK falan etiketi beklediğinizde onlara iyi bir izlenim bırakıyor bu. Ama Ozan Bey'in de dediği gibi para kazanmak istiyorsanız UK'ye odaklanın. Çünkü dediğiniz gibi para kazanmıyorum, kargoya gidiyor para. Veya da zamanla siz o yaptığınız satışlardan eminim yorumlar alacaksınız, feedbackleri alacaksınız işte. Kimse gidip de kimsenin yorum yapmadığı bir ürünü almaz. Ben mesela eşime bir hediye seçeceğimde Etsy'den baktığımda yorumlar olan bir ürün seçerim. En azından hani daha emin olayım ne nasıl bir şey alacağımı. Siz mesela şimdi başta sırf o güzel yorumları almak için uygun satıyorsunuz. Ama sonra fiyatıyla oynayabilirsiniz. Yani ideal o fiyat performansını bulabilirsiniz. Mesela 5 pound satıyorsunuz bir küpeyi. Çok fazla satıyorsunuz ama kazanç yok. 10 pound satıyorsunuz. Az satıyorsunuz sayı olarak ama 7 pound satarsanız hem çok satarsınız hem de 2 pound bir karınız kalır. Hani o ne denirdi ona, bir Türkçesini bilmiyorum. Hani o arayı tam o fiyatını bulmalısınız. Para çokom eğrisi diyor onu. Para çokom eğrisi. Para çokom eğrisi gibi bir şey herhalde. Para çokom eğrisi derler ona. Yani şöyle bizim Etsy'de biz Türkiye'den satış yaparken PTT bizim kargolarımızı kaybetti vesaire bir sürü şey oldu. Puanlar 5 üzerinden 3'e düştü. Sonra buraya gelince ben tabii önce onu arttırmak için sahte satışlar artı ücretsiz kargo, acayip ucuza ürün yollama vesaireyle puan oturtmaya çalışıyorum. Sonra 4.5'a çıkardım. 5 olduğu anda fiyatları böyle 50 peni yukarı doğru normal fiyata doğru çekeceğim. Çaktırmadan Amerika'ya kargoyu şu anda bedavadan 1 puanda, 1.5 puanda, 2 puanda yavaş yavaş doğru noktaya ulaşacağım mecburen. Çünkü hani bedavaya da ekmek yok yani. Evet, işte ben aynen onu demek istiyorum. Hani o yavaş yavaş siz o tam o kendi seviyenizi tuturursunuz zaten. Hani ürün de kaliteli olduktan sonra zaten her şekilde tuturuyorsunuz. Yani bu sadece sizin ürününüz için değil. Lale Hanım'ın hizmeti için de aynı şey geçerli. İşte Ozan Bey'in şey için de aynı şey geçerli. Hani bir hizmeti verdiğinizde ve karşıdaki müşteri bunun olumlu bir geri bildirim yaptığında zaten ondan minimum 2 kişi daha geliyor. Minimum 2 kişi daha geliyor oradan. Ama başka kanalları da bakın. Mesela sadece Etsy değil de Etsy tarzında başka nerede satılabilir bilmiyorum. Ama onlara kesinlikle bakmalısınız. Çünkü sadece bir yerde odaklanmayın. Belki de eBay'den satabilirsin. Belki de Facebook Marketplace'den satabilirsiniz. Belki orada çok daha fazla tutabilir. Onu bilmiyorum. Hani onlar bir denemelisiniz. Sonra hangisini
değerse ona odaklanırsınız. Mesela Pinterest'te çok fazla direkt sadece kendi profilin değil de grup boardlar var. Böyle grup panolar Türkçesi işte. O grup pano, bazı grup panolarda mesela 200 bin takipçisi var. Siz de o grup panoya girebilmeyi başardığınız zaman bir pin yaparsınız Pinterest'te. O 200 bin kişi görüyor onu. Ve aşırı fazla kişi oradan tıklıyor. Bakıyor görsele bir çok güzel bir küpe gördüğünde hemen tıklıyor. Bakıyor başka ne var, ne ürünleri var. Direkt sitenize geliyor. Siz de onu oradan bilgisini çektiğinizde veya işte onu bir ürün satabildiğinizde otomatik olarak size, o sizin müşteri. Bir müşteri geliyor 5 pound bir ürün alıyor ama o müşteri 5 poundluk değildir. O tekrar satın alabilir, tekrar satın alabilir. Return sales oluyor işte. Return sales baya baya olabilir yani, hedefleyebilirsiniz. Ondan sonra Facebook'ta her zaman onların göz önünde olabilirsiniz. Sadece sitenizi ziyaret edenleri işte Facebook pikseliyle takip edebilirsiniz. Ali abin dediği gibi bu GDPR'ı özellikle belirtin, hani Facebook pikselleri şey cookie'leri alıyoruz diye. Onlarla sadece onları hedefleyerek Facebook'tan reklam verebilirsiniz. Sizi zaten bilenleri. Onlar çok daha ucuza şey yapabiliriz. Mesela şey gibi düşünün. Coca-Cola gibi düşünün. Coca-Cola'nın herkes bilir ama hala reklam veriyor. Yani o branding'e geçiyor. Hani bir marka bilinirliğine geçiyor. Etsy nasıl Etsy oldu? Öyle oldu. Ben Etsy'nin ta başından beri biliyorum. Öyle oldu. Direkt sürekli göz önünde oldu. Sürekli göz önünde oldu. Sürekli. Siz de sürekli göz önünde olmaya çalışın. Aldığınız paraların en az yarısını investment olarak tekrar yatırın. Hani deneyin. Hangisi tutarsa, hangi reklam yolu sizin için daha iyiyse, daha karlıysa ona daha çok emek verin. Peki bu Facebook Marketplace'de ürünün normalde burada Facebook Marketplace face to face olan bir konu sanırım. Hani bir şey koyduğun zaman adam gelip alması gerekiyor ya da senin bir elden bırakman gerekiyor. Bunu bir ticarete bağlayanlar var mı? Öyle şey, o şeyi de kullanabiliyor mu? O şey genelde öyle işliyor ama mesela siz o ürün açıklamasında şey yazabilirsiniz işte. Sadece postayla, sadece kargoyla tarzında. Hani öyle de yazabilirsiniz. Yani web siteme girip satın alabilirsin şeklinde. Veya öyle. Yok veya şey işte sizinle direkt iletişime geçer. Facebook'tan yazar işte hala bu satılık mı falan tarzında. Ben o şekilde mesela çok şey alıyorum. Bu balık malzemeleri çok şey oradan alıyorum. Yeni. Adamın dükkanı var normalde. Facebook'tan da satıyor. Ben kalkıp dükkana gitmiyorum. Yazışıyorum adamla. Banka hesabımı veriyor. Gönderiyorum parayı. Ürünü alıyorum. Biz Türk'üz ya, biz güvenmiyoruz kimseye normalde. Hani yani buradakiler de bana niye 10 pound'unu yollasın bu kadın yani? Ben ona ürünü yollayacağım mı, yollamayacağım mı? Aslında yani... Bir de 10 pound için kim girer de uygulamaya 10 pound'u yollar falan, ama NatWest'e girdim, bilmem neye girdim falan. Yok, hani. Evet, bu sadece bir örnek ama sitenizde hani o güveni sağladıktan sonra, hani güzel bir site yaptıktan sonra, o işte SSL sertifikası vesaire şey olduktan sonra güvenmemesi için bir nedeni yok. Yine bir siteye bağlamam lazım konuyu yani. Dön siteden satın al gibi. Yani işte mutlaka bir siteniz olmalı. Hani sadece sosyal medyadan işinizi yapmamalısınız. Mesela Instagram'da ben geçen hafta da geçti bir konu. Biri diyordu, arkadaşımla oturuyorum, bir çift laf edemiyoruz, sürekli bir şeyler satıyor. O yüzden Instagram'da sürekli soruyorlar. Mesela bu büyük bir hata. Yani bir otomasyona sokman lazım bunu. Mesela adam Instagram'da elbise satıyor. Kızlar soruyor işte bunun small bedeni var mı? Bunun şu rengi var mı? Bunun bu rengi var mı? Tek tek herkese mesajda yazıyorsunuz. Bu aşırı amelelik. Yaparsınız siteyi. Instagram'da da koyarsınız. Mesaj atanlara da sitemize girip oradan bedenleri, renkleri, şeyleri inceleyip hala sorularınız varsa sorarsınız dersiniz mesela. Hani o tarzda da işleyebilir. Oradan da siteye gidenleri de yine o pikselden bilgisini alıp Facebook'tan reklamını yaparsınız. Eşi otomatik.
Armond bir soru daha soracağım ama mail demişken. Ya şimdi info uzantılı mail kullanıyoruz ya. Evet. Şimdi bu hesap üzerinden mail attığımızda junk maile düşüyor attığımız kişinin. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız ya? Onu sizin hosting, yani sizin sitenizi hosting eden şirketle bir konuşun. Hı-hı. Büyük ihtimalle onların IP'leri blacklistlere, işte kara listelere düşmüştür. Hı. O onu şey kaldırsın artık. O kara listelerden kaldırsın. IP'yi değiştirsin, bir şeyler yapsın. O junk maile giden bir kişinin header text alıyor e-mail'de. Hani o spam'e giden bir e-mailin bütün e-maillerin bir başlık textleri oluyor. O textleri incelediğinde o hosting şirketi neden spam'e gittiğini anlaşılıyor orada. Yani orada bilgiler de işte şu IP bu serverdan bloklanmıştır falan filan tarzında. O zaman altyapı olarak ne kullanıyorsun mailde? Nasıl altyapı olarak? Ozan ne kullanıyorsun mailde? Yani Yandex mi kullanıyorsun mailde, yoksa sadece sunucu firmasının verdiği hosting gibi şey mail serverı mı kullanıyorsun? Vallahi çok orijinal bir soru sordum şimdi. Yani evet, ben ne kullandığımı çok iyi bilmiyorum ama hani şirketin info uzantılı mailini kullanıyorum. Yukarıya ne yazıyorsun? Yukarıya otobiyografi yazıyorum. Slash web mail mi yazıyorsun? Efendim? Otobiyografi bilmem ne slash web mail mi yazıyorsun? Evet, aynen. Tamam, web mail de. İşte, o zaman şey, işte hosting şirketine bir konuşun, ona bir çözmesi lazım bu konuya. Ya da mail server'ını değiştirecektin, ya Yandex kullanacaksın. Yandex'te de problem var ama hani böyle daha kaliteli bir mail, yani o şeyini yönlendirme yapıp başka bir yerde maili. Araya girebilir miyim hemen şimdi tekrar? İşte evet. Konu gelmiş benim, biz demin anlattım konuya. E-mail. Ozan da bilmiyor neyi kullandığını, kimse bilmiyor. İşte dediğim gibi yeni çıkan kanunla herkesin başı ya harca ya da ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım. Bir tekrar çıkıyorum aradan. Abi sen de güzel diyor, haber ver vallahi. Kadir Bey işte mailiniz nerede kullanıyorsunuz diyorsan ne bileyim diyor. İşte bilmediğiniz için yeni bir sistem üretmişler memlekette. Ya hepimizin ağzına sıçacaklar ya da hepimizin içine edecekler. Ozan Bey, başka bir seçenek ise G Suite. Google'un işte servisi G Suite çok güzel bir seçenek. Biraz para ama şöyle, onu bazı şeyleri %50 indirimli falan oluyor. Bazı kuponları oluyor %50 indirimli. Hani aylık £2 gibi bir şey, £2.5 gibi bir hizmeti var. Ama e-mailler doğru düzgün bir şekilde gidiyor, doğru düzgün bir şekilde geliyor. Abi ben işte GoDaddy'den aldım siteyi. Büyük ihtimal benim arkadaş da hostingi oradan aldı. Artık nereden aldı bilmiyorum artık o detayını. Durum o. Yani Outlook'a da bağladım ben onu. Outlook'tan mailimi yazıyorum. Tamam. Janka'yı düşüyor işte karşı tarafa. Yani detayı çok iyi bilmiyorum. Yani alan benim olmadığı için, benim alanım olmadığı için. Tamam, dur şey hemen bakalım sizin şirketiniz nerede hosting olmuş. Ben de yeni aldım da bu web siteden yapıyoruz. Benim de Yandex'te barındırıyor mailimi. Yandex'te de aynı problem var. Bu Yandex'in işte Gmail'le vesaireyle falan çekişmesinden kaynaklı diyebiliyorum. Yani çok fazla bir bilgim yok konuyla ilgili ama benim aldığım bilgi o şekilde. En azından neden canka düşüyor bu mailler dedim. Yandex'in dolayı dedi ilk zamanlar muhtemelen böyle sürecek bir süre dedi. Bakalım sonra nasıl düzelecek o kısmıyla ilgili çok da bir bilgi yok. Yani şöyle bazı mesela Ozan Bey sizin siteniz Pro Web DNS diye bir şirketten almış arkadaşınız hosting'i. Şimdi Yandex'te bazı sitelerde mesela siz Pro Web DNS'ten hosting şirketinden alınmış sizin hosting. Orada başkaları işte aynı IP adresiyle, aynı shared hosting'de, aynı makineden olan başka siteler spam amaçlı kullanıyorlar o web serveri. Bol bol email gönderiyorlar ve bazı sistemler bu IP'leri kara listeye alıyor. O kara listeye aldığı IP'nin içinde sen de varsın. Ne yapacağız abi o zaman? Onu şey yapacaksın, hosting şirketine bunu söyleyeceksin. Hani benim e-maillerim kara listede, hani IP'ler kara listede,
ona bir çözüm diyeceksin. Onlar çözemiyorsa o zaman siz sadece webmail hosting, sadece e-mailler gönderme amaçlı kullanım hizmet veren bazı sistemler var. Onlardan hizmeti alırsınız. Pearl Pearl IP'ler temiz. İşte white liste, işte beyaz listede olanlar gayet de gönderebilirsiniz. Anladım. Yani kısmen anladım aslında. Yani şunu demek istiyorum. Tekrar oraya giriyorum. Hayır, o şekilde çözüm bulamazsınız. Eğer Türkiye'den hosting alıyorsanız şu an hayır şöyle güncel sıkıntımız şu. Microsoft mesela Türkiye'den yurt dışına çıkan Armando'nun dediği gibi eğer tek IP'den spam atıyorsanız yok öyle değil diyor. Komple ESN'i blokluyor. ESN nedir? Bir hosting şirketine ait komple IP bloğudur. Yani sadece bir değil, on binlerce, yüz binlerce IP'yi blokluyor Microsoft. Ve şu an bunu yapıyor. Mesela ben de birazdan chatte paylaşayım. Türkiye'deki birçok data center benim data center sahibi arkadaşımdır. Bütün IP'ler bloklanmış durumda. Hotmail ve Outlook ve Live'e mail atamıyorlar. Niye? Sadece biri spam attı diye komple ESN'i blokluyor Microsoft. Bunlarla ilgili mahkeme ve süreçleri devam ediyor Türkiye ve uluslararası. Ama Armando'nun anlattığı gibi kolay değil o işler. Yani biraz daha top level, üst level işler dönüyor orada. Daha sıkıntılı. Chat'te paylaşacağım birazdan haberleri. Microsoft Türkiye'ye karşı dehşet bir IP bloklama hizmeti yürütüyor. Paylaşacağım birazdan. Yani Türkiye'den birisi spam atıyorsa Armando'nun dediği gibi komple data center'ı blokluyorlar. Abi tamam da bizim Türkiye'yle işimiz yok ki. Türkiye'yle alakalı değiliz ki biz. Seni sunucun orada. Yani kesin çözüm istiyorsan para vereceksin. Google'dan alacaksın. Türkiye'ye çıkışlı iş yapan veya Türkiye'yle bağlantılı işi olanla ilgili düşünüyorum ama bu çok da öyle düşünmemek lazım. Microsoft işine gelen her yeri bloklarım diyor. Konu aslında böyle düşünmemek lazım. Yani ciddi bir problem abi. Yani ben öyle sıkıntılar yaşıyorum ki canka düşüyor. Ya ben Japonya'ya mail atıyorum. Adam görmüyor bunu. Yani bekliyor. Ama herkes junk'ını kontrol etmiyor. Bankaya mail atıyorsun. Yok abi. Junk'ına düşmüş gene. İşte onu diyor. Müşteriye yazıyorsun. Yani, junk'a düşüyor. İşte Microsoft şunu diyor. Türkiye çıkışlı bir hizmet alıyorsan diyor. İstediğimi yaparım diyor. Git diyor işte başka yer çıkış hizmet al diyor. Ha, yarın orada da problem çıkarsa diyor. Orada da istediğimi yaparım diyor. O da ayrı bir şey. Abi ama, ne yapacağız işte çözümüyle. Ama bunu. Mesut abi işte Ozan Bey diyor işte benim Türkiye ile alakam yok diyor. Şimdi baktım ProWeb DNS İngiltere'de hosting edildiği gibi görünüyor. Hosting şirketi değiştireceksiniz veya işte sadece web hizmeti veren bir temiz IP'leri işte bloklanmamış IP'leri olan bir hizmet bir şirketten hizmet alacak. Yok işte Arman da onu söyledim sana. İşte mesela yani, Türkiye'de bir şirket göstereyim sana örnek arkadaşımdan. Hiç kullanılmamış bütün IP'leri hiç kullanılmamış. Onu da blokluyor Microsoft. Yani evet yani o bloklayabilir bazı mesela Hotmail'e gitmiyordur mesela. Yok şimdi dediğim gibi telefon elimde tuttuğum için şey oluyor. Birazdan paylaşacağım haberi. Hotmail Microsoft diyor ki kurunun yanında yaş da yanar diyor. Biz diyor blokladık ama diyor o arada o da kaynamış diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum araya girerek. Yani Microsoft Türkiye'ye karşı ciddi bir bloklama hizmeti yürütüyor şu an. Onu çok net görüyorum. Yurt dışındaki benim serverlarımda hiçbir bloklama olmamasına rağmen Türkiye'den mail atmaya çalışan Hotmail'e bütün müşterilerin bloklanıyor. Gitmiyor maillere. Nedenini sorduğun için de zaten göndereceğim birazdan haberde göreceksiniz. Öyle bir şey yok. Form doldur. Bakarız çaresine diyor Hotmail. Armando, şimdi hosting mi değiştireceğiz abi? Önce bir hosting şirketiyle bir konuşun. Bir sorunu söyleyin.
bazen çözüyorlar. Benim benzer bir sorum geçen sene Contabo'da vardı. Contabo bir Alman firması, hosting firması. Onda vardı ve sadece Yahoo'ya giden e-mailler spam'e gidiyordu. Onlara bahsettim ve onlar bir şekilde onların bir kayıtları falan bir baktılar ve düzelttiler. Hani artık şimdi düzeldi dediler. Siz de bir deneyin, o şansınızı bir deneyin. Olmazsa da başka bir e-mail servisi kullanacaksınız. Hani başka bir yerde, başka bir temiz IP'leri yani daha önce veya diğer seçenekse sonra o biraz pahalı olur ama. Yani direkt kendi makinenizi alıp hani dedicated server alarak özel IP, sadece size ait bir IP, o da pahalıya patlar sizin işiniz. Çünkü sizin o kadar bir hosting ihtiyacınız yok zaten. Yok abi. Peki. Alsan olacak kendine IP. Dedim ya komple şeyi blokluyor. Data center'ın IP'sini blokluyor. Ne yapacak kendine? Ama işte burada şey evet blokluyor da ama burada Ozan'ın Türkiye'de işi yok ki. Hani bir onu demiyorum. Eğer Türkiye'den bir sistem alıp alırsa zaten bloklanmış komple. Yurt dışına evet. Mail atamaz ki asla. Evet ama işte Türkiye'den almayacak zaten hosting'i. Yurt dışından alacak. Heh, o zaman Zeki Brand de zaten bizi görmeyecek. Mesut abi sen Türkiye ile kafayı bozmuşsun. Ya memleket çok güzel de şey iyi değil işte. O iyi değil. Abi ben mahsus Türkiye'den almadım zaten. Hani bu şeyleri tahmin ettik zaten arkadaşlar. Ama gene spama düşüyor işte. Ne bileyim böyle şeyler yaşıyoruz. Hani benim gibi belki yaşayanlar da vardır yani. Ne yapıyorsun sen? Spam mail mi atıyorsun? Abi spam mail atmıyorum. Atmıyor. Normal mail atıyorum abi. Usturuplu normal bir mail atıyorum yani. Ama spama düşüyor karşı tarafta. Normal tamam. Mailine düşmüyor. Tamam o zaman Armando'yu arayacaksın ya da benimle itibat duracaksın. O işin uzmanı benim. Evet. Abi dost işi yani ne bileyim ya. Şimdi pahalıya patlattım. Host değil. Bir mailin spama düşmemesi için uzmanı benim. 2007'den beri email marketing firmam var benim. Milyonlarca mail atan. Tamam abi. Yapalım. Konu şu. Bireysel bir attığın mailin neden spama düşüp düşmediği konusunda çok bilgim var. Onu paylaşırım yani. Bana bir mail atarsın. Neden spama düşmüş ya da düşmediğini şey yaparız. Ne o? Abi, analiz edip paylaşırız seninle. Okey abi teşekkür ederim. Ben ayrıca hani bölmeyeyim. Bana bir mail at. Mesut@tunga.com mail adresim. Mesut@tunga.com. Tamam. Tamamdır abi. Ondan sonra o gelen mail üzerinden ben neden geldiğini veya gelemediğini araştırıp istişare ederiz, bakarız. Okey, teşekkür ediyorum. Kusura bakma Armando kardeşim, araya girdik, daldık. Yok, şey gayet teşekkür ederim. Hani işleri daha iyi bilen birinden duymak. Yani biz burada, ben öğretmen, siz öğrenci değilsiniz. Biz burada hepimiz muhabbet ediyoruz. Beyin fırtınası evet, yaratıyoruz. Biraz olsun katkıda bulunabilir miyiz diye bir araya daldım. Tekrar çıkıyorum, özür dilerim. Teşekkür ederim. Valla benim şu anda diyecek hiç başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Sorularınız varsa tartışır, konuşuruz. Ya benim sorunum çok da, diğer arkadaşların da sorunu çoktur, sorusu da çoktur. Ama teknik olarak soramıyorum yani, bilmiyorum çünkü. Yani bizim asıl problemimiz sosyal medyada nasıl yaygınlaşabiliriz? Tabii onun için öncelikle bir web sitesi adam akıllı olması lazım. Abi benim mailim daha düzgün gitmiyor. Yani baştan koptuk biz yani. O yüzden çok büyük problemler hep böyle çorap söküp gelmeye başlıyor artık dijital ortamda. Ya ben de bu konuda yani kusura bakmayın cahilim yani bilmiyorum. Onlar da hani sonra grupta da konuşarak da halledilebilir. Hani yol gösterilebilir. Elbette yardımcı oluruz bir şekilde. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Yani teknik konular burada böyle laf anlatılacak iş değildir. Oturup yaparak halledilecek işler yani. Ya bir de bu sıkıntıların çözümü, birine gidiyorsun,
saati 50 pound diyor. Birine gidiyorsun 1000 pound'a yaparım diyor. Yani bu işin gerçekten bir ucunu göremiyorum. Hani tavuk gibi görüyorum artık kendimi. Hani artık sıkmaya da başladı yani bu konu. Ya aslında o işin hani gerçekten bir fiyatlandırması, o iş yapacak insanın kendine saat başı pay biçtiği değere karşıdır. Hani birileri 10 pound'a çalışırım abi diyor, diğeri de 50 pound'a çalışırım saatini diyor. Hani o artık kişiye kalmıştır. Siz sonuca bakacaksınız aslında. Hani siz gerçekten istediğiniz noktaya varabilecek misiniz? Hani 50 pound'a varabilecek misiniz? 500 pound'a varabilecek misiniz? 1000 pound'a varabilecek misiniz? Ona bakmalısınız aslında. Çünkü siz bir sonuca varmayacaksanız 50 pound'a boş harcamış olursunuz. 500 pound'a boş harcamış olursunuz. Hani biraz sonuç odaklı düşünmelisiniz. O insan hani şu kadarına yaparım diyen insan size ne sunuyor? 100 pound'a yapan insan ne sunuyor? Onları karşılaştırmalısınız. Evet. Ona ya bizim ona aslında bir şey yapmanız. Çünkü mesela şimdi araba alırken de mesela ne bileyim ben bir Citroen de arabadır, Mercedes de arabadır ama fiyatları belli yani aradaki fiyat. Ya bizim mesela başta yaptığımız hata genellikle bu bizde var. İşi uzmanına bırakmıyoruz, maddiyattan kaçıyoruz, her şeyi kendimiz yapalım, bedavaya getirelim istiyoruz ama bunu yaparken de yanlış işler yapıyoruz. Yani aslında onun da benim bir maliyeti var. O da bedava değil. Onun da maliyeti böyle çıkıyor işte. Evet, yani bizim aslında yaptığımız hata bu. Hani belli bir yere kadar getirebilirsin ama sonrası artık uzman işi. Yani bunu bilmek lazım. Yani her şeyinde uzmanı olamazsın zaten. Hani mesela şimdi Kadir Bey çok güzel takı yapıyordur mesela. Hani mesela çok güzel yazı da yazıyordur. Ama çok güzel resim çekmiyor olabilir. Gider bir fotoğrafçı tutar, fotoğrafçı resmini çeker gibi. Hani bir işin uzman olabilirsin ama onun için uzman olamazsın zaten. Evet. Benim de demek istediğim bu yani. O bir şekilde tutup o gidecek fotoğraf için Ziya Bey'e soracak. O Ziya Bey'e fotoğraf çekecek. İşte işin çıkması da her şeyden az az anladığın zaman parayı da birisine yaptırmaya kıyamıyorsun. Yani evet, o da var. Hani çünkü zaten para kolay kazanılmayan bir şey zaten. Hani en özellikle burada çoğu daha yeni başladı bu işe, yeni bir hayata, yeni bir ülkede. Hani Türkiye'den böyle kamyonla kutuların içinde para taşımadık yani. O yüzden bütçe belli. Ve ama sizin karşıdaki rakibiniz çok büyük. Hani daha rakipleriniz ayda on binlerce pound harcayan insanlar. Siz ne? Bilgisayar başında bir kişisiniz. Bir yere kadar varıyorsunuz zaten. Hani savaşıyorsun, bir şey başarmaya çalışıyorsun ama bir yere kadar. Onlarla kesinlikle savaşamazsınız. Yani onların üstüne çıkamazsınız zaten de. Yine kendinizi bir şekilde göstermelisiniz. Hani diğer taraftan da para kıymetli ama vereceğiniz paranın fazlasını alacağınızı düşünüyorsanız zaten hani kaz geleceği yerden tavuk esirgenmez gibi bir lafınız var sizin. Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Kaz tavuk olayına girmişken biz genellikle tavuk gibi uçup gaz gibi düşenlerdeniz bu konuda. Açık ve net yani bu. Şimdi mesela ben web sitesini kendim yapmaya çalıştım. Ama sen söyledin bak mesela şu yanlış. Yanlış yapıyoruz demek ki. Ama bizdeki soru işareti de şu. Kime güveneceğiz ve neye göre güveneceğiz? Biri diyor ki bunu şöyle yaparım ama bedeli bu. Biri diyor ki ötekini şuradan yaparım, bedeli bu. Hangisi doğru? Yani kıyaslamayı da bilmediğimiz için kıyaslayamıyoruz. Bir de senin neye ihtiyacın olduğunu tam belirlemem de lazım. Şimdi ben tekrardan söylüyorum. Senin web siteni, SEO'da çok uğraşmana bence hiç gerek yok. Hani sen hiçbir zaman ilk sayfaya çıkamayacaksın. Rakiplerin çünkü belki ayda yüz binlerce pound reklam veriyorlar. Hani sen hiçbir şekilde ilk sayfaya çıkamayacaksın. Sen kendi konuna özel bir marketing strateji belirlemen lazım. Yani neye emek sarf ettiğini bence
iyi belirlemen lazım. Yani senin yöntemin belki gerilla marketing olmalı. Belki tamamen sosyal medya olmalı. Ama yani parayla sen reklamla veya şeyle rakipleriyle boy ölçüşmen çok zor. Ya Kadir'cim benim istediğim şu. Benim düzgün bir web sitem olsun. Yani profesyonel durman lazım. Gidip de Araplarla aşık atmayacağım sonuçta. Düzgün bir web sitem olsun. Google'da yazdığın zaman 50. sayfada çıksın fark etmez. Ama ben o web sitesi üzerinden reklam vermeye başlayacağım. Yani en başında bir web sitesi var. Instagram'ında web sitesi var. Facebook'unda web sitesi var. Mail adresinde web sitesi var. Ben bunu oturtamadım daha bak. Kaç ay oldu? Gerçekten saçma sapan paralar da harcadım yani. Ne yalan söyleyeyim. Ama hala oturmuyor. Ya biraz da yani kiminle iş yapacaksın? Nasıl iş yapacak? Onu bilmiyorsun. Ya ben bu konuda çok cahilim gerçekten yani. Yani hosting, domain kelimelerini ben 6 ay öncesinden itibaren kullanmaya başladım. Yani. Düşün. Ya şimdi burada herkes yazılımcı. Yani ben galericiyim. Ben araç alıp satarım. Ya bana motor de şanzıman de döverim milleti. Ama burada dayak yiyorum abi. Bilmiyorum yani. Ama kiminle de çalışacağım, neye göre iş yapacağım onu da bilemiyorum. Kestiremiyorum. Gibi. Ozan abi, o zaman şöyle yapalım biz. Site içi SEO konusunda ben sana ücretsiz yardımcı olayım. Aa, çok sevinirim. Site dışı SEO için ise ücretli de yardımcı olamam. Yani çünkü benim çok daha uzman olduğum bir iş değildir. Daha başka bir uzmana bırakman lazım. Ama site içi o küçük ayarlamalar yapar. Dostlu Gano'da birkaç menüye karışmış orada işte. Tasarımını, gereksiz birkaç boşluklar var bazı yerlerde. Onları kapatmaya falan. Onlara süper. Bir ara bakarız. O hiç dert değildi. Bak zaten ben sana... Ben de araba almaya karar verdiğinde, daha ehliyetim yok. Eşek kadar adam olduk. Ben de karar almaya gittiğinde dedim ki o zaman bir gel bir bak bu arabaya. Değer mi değmez mi? Bir motoru aç bak. Aynen. Her zaman. Ya işte... Olay böyle. Ben böyle olduğu zaman mutlu oluyorum. Gerçekten öyle insanlara denk geldik ki Armon. Yani yani bilmiyorum artık. Yani karşıdan kodolan mı gözüküyoruz? Cebimizden dolarlar mı dökülüyor? Bilmiyorum ki. Ya adam yolmaya çalışıyor ama iş de yapmıyor. Bilmiyorsun yani. Böyle bir sıkıntı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ali abi de son sözü söyleyecek herhalde. Son söz değil. El uzun uzunluğu bunu seninle yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz sana da. Başka soru yoksa bağlayalım artık. En son bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Biraz da en başını hemen kaçırmıştım yayının. Son anda geldim. Sonra da çok... Biri godoman mı dedi? Abi ben sana şununla ilgili bir şey soracağım Armando. Benim şimdi yaptığım sektör fotoğrafçılık biraz hizmet sektörü. Yani birebir burada ürün satışı yapan da var veya başka bir şekilde bir sürü hizmet sağlayan arkadaşımız var. Ama benimki birebir hizmet sektöründe. Ve Türkiye'de gözlemlediğim konu aslında İngiltere ile ilgili hiçbir şu an tecrübeye sahip değilim. Geçen senle grupta da kısa bir konuşma yapmıştık gerçi bununla ilgili. Benim şundan dolayı bir endişem var. Hangi yönde reklam vereceksem, eğer bir reklam çalışması yapacaksam hangi yönde ilerlemeliyim? Çünkü benim bu web sitesi üzerinden ya da web aramalarından açıkçası bir beklentim yok. Türkiye'de bu şekilde hiç çalışmadım. Yani web sitem bile yoktu Türkiye'de, düşün. Hep işte referans üzerinden vesaire 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 çalıştık bugüne kadar. Şimdi ama İngiltere'deki sistem, mesela web sitelerindeki aramalarda yeterli şeye ulaşabilir miyim? Veya benim hani daha çok görsel işler yaptığım için mesela ünlülerle çalışıyordum vesaire vesaire. Bunları daha çok Instagram kanallarından mı yürümeliyim ya da Instagram, Facebook vesaire? Hangisi daha mantıklı olur? Çünkü web sitelerinden bir geri dönüş herhalde bayağı bir uzun süre alır benim için diye düşünüyorum. Why not both? Neden ikisi olmasın ki? Ya sanki yani, böyle web sitesi üzerinden gelmeyecekmiş gibi bir şey var. Biraz öyle galiba ama gelmesin. Web sitesinin üstünde gelmesin. Web sitesi prestij olsun. Sizin vitrininiz olsun. Ben aynı o şekilde düşünüyorum. Zaten hani, portfolyo olarak kullanmak için diyorum. Portfolyo amaçlı kullanabilirsiniz.
yine de belki de bulunur. Çünkü bir insan ilk yaptığı, mesela ben ne bileyim, bebeğim doğdu, bebek fotoğrafları çektirmek istiyorum. İlk ne yaptığım şey, ne yapıyorum ben işte, baby photographs in Brighton falan ararım. Yani ilk Google'dan ararım. Oradan bakarım ve Google arama sonuçlarında işte harita da çıkıyor. Hani siz işinizi yine bulunduğunuz lokasyonda yine haritayı ekleyin işletme olarak. Google harita işletme olarak ekleyin. Mutlaka faydasını görürsünüz. Diğer taraftan siz Instagram'ı biliyorsanız Instagram'dan yürüyün. Yani sizin fotoğraflarınız gerçekten başarılı. Ya ben baktığımda çok ihmal ettim o kısmı, yani Instagram'da uzun süredir varım aslında ama elimde de hani güzel malzeme var. Ben bunu aslında biraz ihmal ettim. Sürekli paylaşım vesaire falan yapmak lazım. Biraz yani sadece paylaşım değil, buraya mı geldiniz? Mesela burada takipçileri bol olan influencerlara ulaşıp onların bedava photoshooting hizmeti verebilirsiniz bir tag karşılığında. Evet. Örnek hani birinin 50 bin takipçisi vardır. Onunla bir gün harcarsınız, birkaç resim çekersiniz, verirsiniz. Tek karşılığında hem sizin portföyünüz, hem network'unuz, hem de onların takipçilerinde adınız duyurulmuş olur. Ona bakar, aa bu adam kimmiş? Tıklıyorlar, bakıyorlar resimlerce, ooo mükemmel deyip onlar da sizden hizmet alabilir. Ve hizmetlerinizi sadece bir yere bence odaklanmayın. Mesela sadece ürün fotoğrafçılığı veya sadece portre fotoğrafçılığı odaklanmayın. Yani veya tekrar araya giriyorum. Bir gün Tanrı Google'u ve Instagram'ı kapatırsa ne yaparız diye hiç kimse düşünüyor mu? O yüzden direkt kişisel hani network da önemlidir bu konuda Mesut abi. Direkt networking yani biz ekmek yemeye başladığımızda şu Ali İban'ın gördüğü gibi ne Google ne şey vardı Instagram. Bir gün oralara dönersek ne olacak ki? Hayat neler gösteriyor bu korona ile bize, onu görüyoruz mesela. Ne tuhaf. İşte o zamanla hani bir şekilde yönlendiriyor insanı. O zaman nasıl müşteri buluyordunuz? Mesela şimdi nasıl müşteri bulacağız? Mesela pandemiden önce gidip de hani meetinglere, işte meetuplara, Eventbrite'daki eventlere katıla network'u geliştiriyoruz. Mesela Burçin abi meetuplardan Londra'da tanımadığı insan yoktur gibi. Hani o şekilde network'u geliştiriyorsunuz ve ondan sonra zaten bir şekilde size dönüş oluyor o işin. Ama siz mesela en iyi yaptığınız işlerde odaklanın, ama sadece bir işte değil, sadece portre fotoğrafçılığı değil. Mesela profesyoneller, özellikle iş adamları veya şirketler kendi personellerinin profesyonel şeylerinin resimlerini de çektirmek istiyorlar. Hani sitelerinde paylaşmak amaçlı, hani çalışma ortamların, çalışan elemanların. Mesela sadece onlara yönelik LinkedIn'den çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Mesela hani ben paylaştım sitemi. Şu anda çok Google'a kaydı yapılmadı. Henüz çalışma aşamasında olduğu için, ama şeklen hazır. Orada kategorileri de arttıracağım zaman içinde. Zaten hani tek bir yere şey kalmıyorum. Ya ben İngiltere'ye gelirken de onu düşündüm. Ben aslında burada film ve sinema sektöründe çalışıyorum ama İngiltere'de bu işler biraz British ağırlıklı olduğu için ve benim hani İngilizcem o düzeyde olmadığı için ilk etapta biraz geriye dönüş olacak. İşte daha tekrar aşağıdan başlayacağım. İşte gelin fotoğrafıdır, işte çift fotoğraflarıdır ya da işte şirketlere fotoğraflar. Veya işte event bağlantısı, event ağırlıklı da çalışıyordum. Burada belki görürsünüz internet sitesinden. Şirket eventleri vesaire, bunun birçok dalı var. Bunların hepsini hemen hemen yapıyorum. Dediğin gibi aslında çeşitlendireceğim. Sadece mesela sinema üzerine gitmeye çalışsam, burada direkt o kontakları kurmam çok zor olur yani. Türk olarak o piyasaya birden dalmak biraz zor benim için. Evet, mesela hani kendi Instagram'ınızda siteniz yok veya e-mail olarak da @hotmail adresiniz var. Halbuki sizin site adresiniz var, onun e-maili kullanabilirsiniz.
Siteyi yeni yapıyoruz. Daha yayını almadık. Onu ekleyeceğim ben oraya. Hı. Kendi mailimi de aldım. Kendi adıma. Evet. Onları birkaç gün içinde inşallah halledeceğim. Aslında söyleyebileceğim başka bir şey şeydi. Bekan Bey size de ben söyleyeyim bunu. Size şey gelsin sonra. Aslında burada Ziya Bey başka bir şey ise biraz daha akılda kalıcı bir isim düşünebilirsiniz. Mesela Ziya Yıldırım Co.UK değil de ziyaphotography.co.uk gibi. Ben şeyi de aldım aslında. İlk aldığım domain Ziya Yıldırım Fotografi'ydi. Çok uzun. Evet, o da biraz uzun geldi. Biraz şey, akılda kalıcı bir şey olması lazım. Yani ben bunu çok görüyorum arkadaşlarda. İşte bla 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 veya işte kendi Türkçe ismini kullanıyor. Hani hayatta akılda kalmayacak bir şey. Hani mesela sizin isminiz kısa, Ziya. Direkt isminizi kullanabilirsin. Sizin şirket ismi Ziya Yıldırım Ltd olabilir. Başka bir şey olabilir. İlla şirket ismi veya site ismi aynı olacak diye bir şey yok. Evet, ya biz hani fotoğrafçılıkta biraz şey oluyor ya, kendi isminiz markanız oluyor şeklinde daha çok kullanılıyor. O yüzden ben öyle olsun istedim biraz da. Mesela Burçin abi şey yazmış, Ziya Koyuk'e bak hani yok şey demek istiyorum, onu da alın. Ama eğer bir şey istiyorsan, daha akılda kalıcı bir şey istiyorsan, direkt sadece isim soy isim değil de sadece isminizi de marka yapabilirsiniz. Mesela Mesut abi soy ismini kullanıyor. Tunga marka yapmış. Evet. Akılda kalıcı. Mesela ben gidip de bla 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 bir şey yapmadım. Direkt Boni yaptım. Boni Teknoloji. Bu kadar. Dört harfli. Hani millet akılda kalıcı bir şey istiyor. Mesela Beckham Bey büyük aya, hiçbir İngiliz büyük ayağı akılda tutamaz yani. Neyi pardon? Benim soyadımdan bahsediyor. Ha. Ama ben de zaten beykan.com'u kullanıyorum o yüzden. Yani almıştık yıllar önce. Kullanıyoruz şu anda. Ziya'dan da çok farklı bir yerde değiliz. Aslında sektörel olarak yakınız birbirimize. Biraz ondan yaşça abi olarak üstteyim. O fotoğraf tarafında bizde video, ses, ışık hizmetine benim 28-30 senem var Türkiye'de bu işle alakalı. Veya da sinema, televizyon geçmişimiz var. Ortak işlerde de çalışmışlığımız var aslında. Evet. Fakat da buraya geldiğimiz gibi birden bahsettiği şekilde British sektöre girmek çok zaman alacak. Yani dediği gibi emekleyerek baştan başlamak ama o süreyi hızlı kapatmak derdindeyiz. Ben o yüzden mesela kontaklarım olmasına rağmen medya sektöründe, medya konsultansı olarak geldik buraya ama onu birden, hele ki bu şeyde durduğu zaman hayat, Covid'den durduğu zaman bunu yapma ihtimalimiz neredeyse sıfır, her şeyin kapalı olduğu bir yerde. Dedik ki yani pazarlama ne yapabiliriz, ne satabiliriz, ne edebiliriz? Öyle bir planlama var. Ben o yüzden size yazarken grupta şeyden bahsetmiştim. Yani kişiye özel, hani kişinin isminin ya da fotoğrafının ya da benzer şeylerin baskısının olduğu özel ürünler. Yani sadece cep telefonu aksesuarı değil aslında. Yani bu her şey olabilir. Bir tabak olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunu da çok yani cep telefonu tarafı çok satıldığı için var olan bir şey. O sitemiz, tabii benim beykan.com medya üzerine. Beykan Production Co.UK'yi de aldım ben. O da var bende. Ama gene production. Production değil de illa medya mı anlaşılır? Onu da bilmiyorum. Yani ülkedeki bakış açısını bilmiyorum çok fazla. Biz daha yeniyiz. Bir yıldır. Bir yıl olmadı işte. Yani Eylül'de vizemiz uzatmaya girecek. Nasıl da girecek onu da bilmiyorum. Hala HMRC'ye kaydımızı yaptıramadık. Yani böyle bir kaos var. O kaostan çıkış planı herkesin yapmaya çalıştı. Ziya da aynı dertte. Diğer Ozan da aynı dertte. İşte Lale Hanım da aynı dertte. Yani son yılda gelenler, 2019 sonu ve 2020 başında gelenler, Covid öncesi, krizdeyiz yani bildiğiniz. Bakalım çıkış noktası arıyoruz. O yüzden bu sizin tavsiyelerinize, özellikle sanal ortamdaki tavsiyelere ihtiyacımız çok var. Gerçekten de bilmediğimiz bir konu. Biz her ne kadar medyacı olsak da bilmiyoruz. Yani bu başka bir şey. Çünkü dediğiniz gibi uzmanına bırakılması gereken bir şey. Yani ben her şeyi yaparım, bunu da yaparım diyemezsiniz. Ben açıkçası o yüzden çok da faydalı bir bu arada meeting oldu bu. Ağzınıza sağlık, herkesin söylüyorum. Yani başında siz bir şeyler bahsettiniz benden ama ben o sıra yeni girmiştim. Çok katılamadım da, dahil de olamadım açıkçası.
Aslında bu hani production mı kullanılıyor, medium mı kullanılıyor konusunda ben şey diyecektim. Bir şeye bakın. Sizin rakipleriniz ne kullanıyor? Hani kelime sadece site adlarında veya title'larında değil de içeriklerde de ne kelimeler geçiyor? Hani jargonu ne? Burada buranın jargonu ne? Ona göre siz de kendinize uydurabilirsiniz. Belki de doğru. Yani o da rakiplere bir bakın ne yapıyorlar. Zaten burada aslan maç yeni başlayan bir şirket için yani yol kat etmiş insanların şirketlere bakıp onlardan daha iyisini yapmaya çalışmak yani. Doğru. Ona da uğraşacağız. Yani ya ben şey tarafındayım. Bu satış tarafında bilmiyorum şeyini ama mesela Türkiye'de marka olmuş ve bir sürü şubesi bulunan cep telefonu üzerine işler yapan dostum var. Benim çok yakın arkadaşım. Mesela onun İngiltere tarafını ayağına almak istiyorum. Yani onun öyle bir şeyim var. Burada da bir şubesi şeyi yok. Ama tabii spesifik bir iş yapıyor. Olur dedi, yaparız dedi. Şeyi bekliyoruz. Biraz her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. Bir de ben Türkiye'ye gidip geleceğim. Ama işte tabii nasıl köpürtülür? Yani amiyane tabiriyle bu Instagram'da nasıl köpürtülür? İşte Facebook'ta ne yapılır? Yani resim paylaşmakla mı olur? Yoksa internet sitesindeki e-satış şeyleriyle, tavsiyeleriyle mi yürür? Orasını bilmiyoruz. Yani şey tarafından, satış tarafından bahsediyorum. Orada medya şeyini kullanamayız galiba değil mi? Product, mesela Beykan Production Co. UK'yi kullanamam tahminimce. Başka bir şey yapmak lazım anladığım kadarıyla. Doğru mu Armand Bey? Nasıl kullanamazsınız yani? Production deyince illa medya anlaşılmıyor değil mi? Aslında prodüksiyon değil. Yok onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Sadece şey diyorum size. Bilmediğim bir sektör. Sadece bir bakın hani aynı sektörde olan diğerleri ne kullanıyor? Production mu kullanıyor? Medya mı kullanıyor? Başka bir şey mi kullanıyor? Ne kullanıyorlarsa artık. Onlara göre siz de kendinizi hani hangi jargonu kullanıyorlarsa siz de o jargonu kullanın. Doğru. Ama her türlü internet sitemiz olması lazım değil mi? Yani ben Ziya az önce anlatırken ona dikkat ettim. Ne kadar görsel bir iş yapsak da mesela showreel olması lazım ki çekilen işler yapılan geçmişteki işlerin. Gene sen Instagram'da sayfanı kendi sayfanda paylaşsan da altında bir prestij olarak internet sitenin ve ona ait info bile olsa e-mailinin olması müşterinin karşısında dediğiniz gibi insan Google'da ilk önce açıp bunu kim yapıyor diye bakıyor. Yani ben mesela Beykan.com'u aldığımda Beykan isminde kimse yoktu şeyde. İlk ben çıkıyordum. Yani daha sonra işte bir sporcu çıktı Beykan Şimşek diye. Sonra bir işte sanatçı çıktı falan filan. Böyle ben mesela Beykan şu anda ilk sırada değil. En üstte değil ama varım geri herhalde bir ikonda falan. Çıkıyorumdur aşağı yukarı. Veya ondan işte tabii. Yani. Veya işte Beykan Media veya Beykan Production aradığında yine çıkarsın. Çünkü özellikle işte markalaştırılabilecek birisin. Acun oradan yürüdü mesela. İsminin mesela. Acun'un isminin alternatifi yok. Acun.com adam yani bizim sektörümüzden var olan bir kişi, arkadaşımız yani çalıştığımız insan. Ziya da bilir. İsmin de tek adam. Yani Ziya'nın da aslında İngiltere'de çok Ziya fotoğrafı olarak alternatifi yok. Yani kendi konumun dışında. Ziya kusura bakma araya da girdim ama. Ben giriyorum affedersiniz konuya ama Acun öyle değil. Acun.com Acun'a ait olmadığı için çift neyli doğal evet, olarak sektöre girmek zorunda kaldı. Kulakta ama eğer Acun kalıyor yani. Gene de insanların Acun ismini kullanıyor. Acun.com Acun'a ait olmadığı için biliyorum, alamadığı için de o kadar milyoner olduğu için de alamadığı için de aldı, zaten. En sonunda aldı Mesut abi. Onu bilmiyorum ama bak, maalesef uzun zaman çift neyle hareket etmek zorunda kaldı. Şimdi, akıllı bir şimdi taktik ama. Tekneyle girenlere de çift neye yönlendiriyor. Tamam o değil. O konu başka bir şey. Evet. O ayrı ama Acun.com'u mesela parayı çok büyük para bastı büyük ihtimalle aldı çünkü. Tabii. Şimdiki durum öyle ama isim kulakta kaldı Acun. O değil. Yani onu demiyorum. Yani adamın alamadı ki. Acun.com'u biri almış ve herhalde artık kıçını yırttı affedersin. Milyar dolar mı verdi? Verdi almış. Tabii almıştır artık. Prestij meselesi yoksa çok da önemli bir şey değil hani. Değil. Şunu demek istiyordum. Yani baştan çıktıysak yani isimle çıkmak o değil. Çıkamıyor. Acun diye çıkamadı. Yani o değil. Yani domaini alamıyorsun. Domain dedi arkadaş için onun için dedim yani. Evet.
sonradan çok büyük paralar yatırman gerekiyor bazen bazı işlere. Kim aldıysa onu da tebrik ediyor. Belki milyon dolar, milyar dolar para kazandı. Artık bize de hava kararmaya başladı. Şık yapıyorum Ziya, görüyorsun kendime. Başka şansımız yok. Gerçekten. Arman da iyice kaybolmuştu zaten artık. En son tişört ve koyu renk. Abi ışık kararma konusunda da şöyle sıkıntınız var sizin de. İngiltere'de yaşamadığı için böyle şimdi saat 12 şey pardon 10'a çeyrek var burada. Bir buçuk saat daha hala tabii, hava tabii. Kalacak 10 burada. 10.30'u görüyoruz. 10.30 tamamdır yani. Onu ben yaptım. Artık sabitledim. İşte Allah yardımcısı olurdun karanlıkta kalanlar oradakileriniz. Amin. Teşekkür ederim ben kendi adıma. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Armando. Anlattıkların için. Yine bu konuşmalar yetmediyse yine grupta her zaman kaynatabiliriz. O konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben gerçekten seni çok takdir ederim. Ali abi bir şey söyleyecek ama ondan önce ben söyleyeyim. Ben ECA grubuna geçen sene, Serpil Hanım'ın açtığı gruba geçen sene işte bu işlere hazırlanırken dahil oldum. Orada da kendisiyle de tanışma şansım oldu Serpil Hanım'la. Hem direkt olarak görüşüyoruz. Sen mesela orada da herkese çok fazla birinci derecede yardımcı olan bir kişisin. Hatta Serpil Hanım bıraktıktan sonra şu anda mentor olarak da yönetiyorsun grubu. Herkese yani ilk cevap veren kişi sensin. Sanki sürekli başında hazır bekleyen yani karşılıksız para almadan iş yapılan bir şey gibi takdir ediyorum seni gerçekten. ECA'dan geçenler varsa bizim grupta bilirler az çok. Ben yani onu söylemeden geçeyim. Pardon, bu ECA dediğiniz grup neresi? Özür dilerim. Abi Elmor. ECA Elmor abi. Facebook'ta bir grup abi. ECA Yardımlaşma Platformu diye. Bu Ankara Anlaşmaları'nın bulunduğu platform işte. Biz orada hazırlanırken ben mesela biz neredeydik o arada? Ankara'nın şu anda bulunduğu grupta. Bu grup çok iyi çalışıyor. Ben şahsen hiç danışmansız tamamıyla gruptaki arkadaşların birbirine yaptığı tavsiyelerle kendi planımı kendim hazırlayıp öyle başvurdum mesela. Yani keşke bizim de haberimiz olsaydı. Biz de böyle başvurduk. Bizim haberimiz olmadı ki biz. Üstad sen teknolojiyi daha eski kullanıyorsun ama nasıl kaçırdın hayret yani bilmiyorum. Ya bizim haberimiz yok ki. Bizi düdükleyip durdular memlekette. Biz faydalandık sağ olsunlar. Hepsinden faydalandık. Neyse belki uzatma başvurusu gelince o gruptan faydalanırız inşallah. Hayırlısı. Mesut abi size birebir ben yardımcı olacağım. Direkt birebir. Şaka yapıyorum yani. Benden çok daha iyisiniz. Sadece şaka. Canım benim. Armand. Efendim. Sen aslen Kosovalıydın değil mi? Arnavut'um ben. Arnavut muydun? Arnavut. Hatta konsoloslukta çalışmıştın var değil mi? Evet. 2012-2014 arasında evet. Türkiye'de Ankara'da. Aha. Ya çok süper ya. Hani benim Kosova, Arnavut o taraflardan çok fazla arkadaşım var. Hepsi de Armand gibi ya. Hani böyle cana yakınlar. Benim eşim de Kosovalı. Eşim de Kosovalı benim. Ha, bak orada da şey varmış. Akrabalarımız varmış. Evet. Neyse işte böyle yani. Olay nerede doğduğun değil de işte. İngiliz olup olamadığım var. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ali abi buyur. Bir şey yok. Sadece teşekkür etmeye geldim. Biz teşekkür ederiz Ali abi. Yani siz olmasaydınız zaten bu grup olmayacaktı. Estağfurullah ya. Ben sadece açtım. Önder'i geri kazansaydık iyi olacaktı yalnız. Önder gitti gidiyor yani. Gelir o. Sonra gelir. Gelir değil mi? Şu uzatmayı bir alsın gelir ondan sonra. Belki streslidir. Peki. Teşekkür ederiz abi. Kapatıyorum. Rica ederim. Abi. Umarım beğenmişsiniz. Yine görüşmek üzere. Görüşürüz. See you. Bye bye. İyi akşamlar.